Bir gün efendimiz aleyhisselatu vesselam sahabe efendilerimize zekat malın koruyucusu ve bekçisidir hadisini anlatırken bir Hristiyan tüccar yanlarına gelir. Ve efendimizin zekatla ilgili olarak söylediği her şeyi dinler. Sonrasında kalkıp zekat verir. Bu Hristiyan tüccarın bir ortağı vardır. Mısır'a ticaret için gitmiş ve dönecektir. O zamanlar ticaret kervanlarla yapılırdı ve kervanların yollarını eşkıyalar, hırsızlar keserdi. Hristiyan tüccar içinden şöyle geçirdi. Eğer ortağım sağ salim mallarımızla birlikte yanıma gelirse Muhammed'in söylediği doğrudur ve ben ona iman edeceğim. Ancak eğer ortağım buraya gelemezse mallarımızla birlikte o zaman Muhammed'in söylediği yanlıştır ve ben onu öldüreceğim der. Ve ortağından bir mektup gelir. Kervana hırsızlar saldırmış, her şeyi soyup götürmüşlerdir. Hristiyan tüccar çok sinirlenir, aynı zamanda üzülür, kılıcını çeker ve Efendimiz'e savaş açmak için yola koyulacakken ikinci bir mektup daha gelir. Ortağa der ki arkadaşım sakın üzülme. Hırsızlar, eşkıyalar kervana saldırdıkları zaman ben kervanın epey arkasındaydım ve mallarımıza bana hiçbir şey olmadı. Yakında geleceğim. Selam der. Hristiyan tüccar Efendimizin huzuruna giderek der ki ey Allah'ın Resulü bana imanı anlatır mısın? Resulullah Efendimiz imanı anlatır ve Hristiyan tüccar Müslüman olarak İslam'la şereflenir. Efendim işte Ramazan-ı Şerif bunun için geldi. Zekat vermeyenlerin malını fakirle paylaşması, verenlerin de daha çok hayır hasenatta bulunması için geldi. Çünkü zekat İslam'ın beş temel esasından biridir. Fakirle birlikte aramızda bir bağ kurmaktır zekat. Bize emanet edilen malı fakire vererek mülkiyetimiz altına almaktır. Ramazan-ı Şerif iyi ki geldin. Hoş geldin ya şehri Ramazan. Hoş geldin ya şehri Kur'an. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا والذين لا يشركون اشهدوا نزور وإذا مروا بالله مروا كراما والذين إذا بهم لم يخروا عليها صُمًّا وعميانا والذين Bana

kezzabtun fesaufayakun lizama azim Efendim Vav televizyonu ekranlarına hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. Hicri 1443 yılının 5. sahurunda evlerinize misafir oluyoruz. Sahur sevincini, heyecanını hep birlikte yaşamak için sizlere konuk olduk. Biz de evlerinize hoş geldik, şeref verdik. Çok kıymetli hoca, hocalarımla birlikteyiz. Öncelikle Kur'an-ı Kerim tilavetini yaparak o gönüllerimizin, kulaklarımızın pasını silen Cemal Furkan Gül Hocam kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, Allah razı olsun. Nasılsınız? Elhamdülillah sizler de iyisiniz. Sağlığınızı arzulayız. Çok teşekkür olun, ederim, ederim hocam. Efendim sohbetleriyle, vaazlarıyla istifade ettiğimiz İstanbul Emekli Baş Mustafa Akgül Hocam bizlerle. Kıymetli Hocam hoş geldiniz, hoş şeref bulduk. verdiniz. Hoş bulduk, hayırlara vesile olsun inşallah. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Şair, yazar, besami yazgan bizlerle kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam eskiler şöyle sorarmış. Ramazan'la nasılsın, Ramazan'la aran nasıl diye. Ben de bunu programımıza bir düstur haline getirdim. O eskilerin adetini yaşatmak için. O yüzden her gelen hocalarıma soruyorum. Mustafa Hocam Ramazan'la nasılsınız? Aranız nasıl? Valla siz bunu söyleyince bendeniz de Nasrettin Hoca'ya sorulan bir soruyu hatırladım. Ona demişler ki Allah'la aran nasıl? İyi olmayacak ne var? Hep onun dediği oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <Elhamdülillah>. <gülüyor> Ramazan'la da aramız değil. Ramazan ne derse biz onu yapıyoruz. <laughs> Eyvallah hocam. <laughs> Vesabi hocam sizin aranız nasıl Ramazan? Benim çok iyi Ramazan'la aram. Hasan Basri Bey üç gün oruç tutuyorum ben. Hı. Ondan sonra oruç beni tutuyor. Hı. Böyle hoş bir şekilde Hı. yolumuza devam ediyoruz. Maşallah. İlk üç günde böyle vücut biraz Hı. bir şeyler istiyor. Sonra fukaramın ümidi kesiliyor. Hı. Bakıyor ki bir şey veren yok. Sesi soluğu kesiliyor. Ben de yoluma devam ediyorum. Bir de şöyle bir şey yapıyorum müsaadenizle. Estağfurullah. Mesela bir gün tutunca 30'da biri gitti diyorum. İki gün Hı. tutunca 15'te biri. Üç gün tutunca onda biri gitti diyorum. Böyle hızlı gidiyor hesaplayınca. Fakat son on günde de bayağı bir hüzün çekiyor ya gönlüme. Artık başta çabuk geçsin diyoruz ama son on günü de geçmese diye bir hasret başlıyor. Hocam zaten çok çabuk geçiyor. Şu an beşinci gündeyiz. Yani ne ara beşinci güne geldik ben anlamadım. Geçtikten sonra da bu sefer üzülüyoruz. Diyoruz ki tekrar Ramazan gelsin. Tekrar geliyor. Bir daha geçiyor. Böyle böyle ömür bitiyor aslında. Farkına varırsak ne hala? Ramazan içinde Ramazan olan ömrün İyi. bitmesi de güzeldir. Ya Öyle Eyvallah hocam. Elhamdülillah bir Ramazan yaşayalım ondan sonra biterse de Mevlamıza ne diyelim şükrederiz bize Ramazan'ı onun bereketini yaşattığı için. Evet hocam. Efendim bir kısım nimetlerin içinde devamlı yaşamaktansa onun hasretini duymak daha makbul. Hmm. İmam-ı Azam buyuruyor ki, Kabe'de, Mekke'de, Medine'de 15 günden fazla kalmayın. Gelin de tekrar oranın hasretiyle yanın, ondan sonra gidin. Ee, çok güzel. Ramazan diyeceğim. da bir gidecek, bitecek ki tekrar bekleyelim ve geldiği zaman sevinelim. Zaten 12 ayda bir olduğu için hocam, bir ay Ramazan olduğu için kıymetli değil mi? Evet. Ya. Efendim üstad e, hesaplamada kolaylık formülü bulmuş. <laughs> Allah razı olsun diyorum. Bendeniz de gençlere üstadım şey yapıyorum. Ya oruçtan sayınca zor oluyorsa 1, 2, 3, 4 diye teravihten sayın. 20, 40, 60, 80, <laughs> 20 şer, 20 <laughs> ha, gider. 5 yıkıldık mı yüzü bitti. <laughs> evet. Eyvallah hocam tabi Ramazan-ı Şerif bir paylaşma ve dayanışma ayıdır. Evet. Açın halinden anlama, fakirin halinden anlama ayıdır. Yani bunun için gelmiştir ve anlayana ne âlâ, anlamayana da Rabbim inşallah anlamasını nasip etsin. Diyelim ki Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi'nde diyor ki sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe gerçek iyiliğe erişemezsiniz. Şimdi burada gerçek iyiliğe erişmenin yolunu Allah yolunda infak etmek olarak gösteriyor, tanımlıyor bize Cenab-ı Hak. Hocam şimdi buradan mesela İnfa, i̇nfak kelimesinin önemini hocalarımız bazılarda anlatıyor, sohbetlerde anlatıyor, televizyonlarda anlatılıyorlar ama ben ilk önce işin biraz daha temel kısmına inelim istiyorum Mustafa Akgül Hocam. Evet. İnfak denilince biz ne anlamalıyız hocam? Ne ifade eder infak? Efendim programın başında hem sevgili seyircilerimize tekrar hayırlı Ramazanlar dilemek istiyorum. Hem de çok sevdiğim üstadımla beraber Islarına. beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Onunla beraber bulunmaktan dolayı da Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz hocam. Teşrif ettiğiniz için. Muhterem arkadaşlar ve değerli izleyicilerimiz. İnfakı genelde transfer olarak düşünebiliriz. Zenginlerden fakirlere olan transferin genel adı infak. İçine girdiğimiz zaman başta zekatı görüyoruz. Sonra fıtrayı, Fidyeyi, kurbanı, sonra nafile dediğimiz ödemeleri, sadakayı, hı hı. sonra ödünç vermeyi, iare dediğimiz herhangi bir aletin kullanımı için geçici olarak verip almayı, daha sonra vakıfları, daha sonra devletin düşmanlara karşı çarpışabilmesi için yapılan katkıların, hepsini topladığımızda infak diyoruz. Cenab-ı Allah bunu farz olan bölümünü, vacip olan bölümünü kişilerin inisiyatifine bırakmamış üstadım. Evet. Ve emvalihim hakkun malumun lisaili ve mahrum. Zenginlerin malının içinde fakirlerin sınırlı bir hakkı vardır. Oradaki malum kelimesi benim için çok önemli. Beni çok etkiler üstadım. Zenginlerin malında fakirlerin hakkı var deyip bıraksaydı fakirler gidip onu ver kardeşim deyip hatta yağmalamaya bile kalkabilirdi. Evet. Sınırı belli. Hakkun malumun. Farz olan miktarı, vacip olan miktarı zengin vermek mecburiyetindedir. Boynunun borcudur. Bundan dolayı iftihar etmesine de gerek yok benden şu küçük, küçük kitapçıkta bazı sloganlar kullanıyorum. Onlardan biri şu. Veren övünmesin, alan yerinmesin. Çünkü alan hakkını alıyor, veren de borcunu ödüyor. Evet hocam. Ee, vacip de mecburi bir görevdir. Terkinden azap gerekir. Onun dışında sadaka, nafile de infaklarda bulunabilir. Onun da sınırı yoktur. <laughs> Farz ve vaciplerde hem farz ve vacip olabilmesi için bir sınır söz konusu ki biz ona nisap diyoruz. Bir de vereceği miktar belli. İnfak da, daha doğrusu sadaka da, nafile sadaka sınır yok. Orada genel bir çerçeve var. Kendi çoluk çocuğunu mahcup, mahrum etmemek üzere, başkasına muhtaç etmemek üzere ne kadar verebiliyorsan ver. Karzı Hasen dediğimiz ...bizim özel tabiri kullandığımız ödünç vermeler de... <laughs> ...Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki... Bir, ...belli bir süreye kadar bir Müslüman başkasının ihtiyacını giderir de ödünç verirse... ...o tarih gelinceye kadar her gün o kadar miktarı Allah yolunda sadaka vermiş gibi sevap kazanır... ...o tarih gelir de borçlu ödeyemez zor durumda kalır... Alacaklı da bir uzatma daha yaparsa o uzatma da her gün o, o, miktarın iki katını sadaka vermiş gibi sevap kazanır. Hmm. Yani o ödünçle geri gelininde bile büyük sevap var. Evet hocam. Ama ben sözü fazla uzatmadan şu hadis-i şerifle bitirmek istiyorum. Veren övünmesin dedik bir de veren korkmasın malım eksilir diye. Efendimiz buyurdu ki sadaka malı eksiltmez. Üstadım matematik eksiltir diyor, peygamber eksiltmez diyor. <laughs> Buna hangisine inanacağız? Peygambere inanacağız. Matematikle çelişiyor gibi görünen yerde bile, akılla çelişiyor gibi görünen yerde bile Allah'a ve Resulüne teslim olamıyorsak, onun adına iman denmez. Efendim ondan sonra da izah edeceğiz. Nasıl eksiltmez ya? 100 liramız varsa 2,5 lira verirsek 97,5'a iner. O matematik hesabı. Peygamberimizin hesabı neye benziyor? Bahar geldi, bahçıvanlar makaslarını alır, bahçeye bağa girerler. Üzüm çubuklarının koca koca bölümünü keser keser atarlar. Ağaçları tanınamayacak şekilde keser budarlar. Bilmeyen de zanneder ki eyvah ağacı mahvetti, üzüm çubuğunu mahvetti. Hayır, o budama arkasından daha gür ve daha meyveli Ağaç olmasına, üzüm çubuğu olmasına zemin hazırlamıştır. Budamayacak olursan bir müddet sonra çalıya döner. Ya. Buda ki gelişsin. Ve son söz yine Allah Resulüne ait. Cenab-ı Allah fakirlerin geçimini zenginlerin omuzuna yükledi, adını da zekat koydu. Evet. Yani her zaman söylüyorum üstadım. dinim diye demiyorum. Vallahi <laughs> güzel Şimdi şey. siz evet. anlatırken eee Karza Hasan verdi. Her gün Heh. bağışlamış gibi uzattı. Yeah. İki kere bağış. Şöyle bir şeyi teklif edeyim Buyur. ben. Bak şimdi Kadir Gecesi de geliyor ya. Evet. Geçen Kadir Gecesi Mevla bir basiret verdi. Allah e, birkaç böyle alacağım vardı. Yazdım dostlara dedim ki Kadir geceniz mübarek olsun, Allah yeniden bu günlere çıkarsın. Kıymetli kardeşim, bugünden itibaren hiçbir alacağım kalmamıştır. Bunu mücahidi teşvik prim olarak kabul edin. <laughs> Dinleyicilerimize böyle bir karlı yatırımı da yok. Evet hocam. aydan hayırlı, 30 bin katına çıkardık. Çok fazla evet. bir şey yoktu da zaten. Ama karlı bir yatırım yaptığıma inanıyorum. Hocam evet. zaten bizde de şöyle bir adet vardır. <laughs> Normalde eskiler şöyle yaparmış ya, kira almazlarmış mesela. Ramazan-ı Şerif'te özellikle kira almazlarmış. Bağışlarlarmış kirayı. Orada özür diliyorum Azam Basri Bey. Hani bir Molla Kasımlık var ya, bizde evet. Molla Kasımlık var. Bazen e, şerhimizi koymamız lazım. Kirayı almamasını alkışlarız. Ama almadığı kirayı zekata saymasına izin vermeyiz. <laughs> Evet. Alıp tekrar verirse onu zekata sayabilir. Benim evde hmm. kirasız otur derse onu zekata saymaz. Programımızın ilerleyen bölümünde <laughs> inşallah zekatın ahkamını anlatacağız. Ama üstadın yaptığı tam bir ayeti kerimenin gereği ve meali. Cenab-ı Allah diyor ki ya Muhammed sana neyi infak edeceklerini sor soruyorlar. De ki affı infak edin. Affı infak edin, bağışlamayı, alacaklıyı bağışlamak büyük bir infak. Ya, hocam ifade ettiğiniz mesela veren övünmesin, alan incinmesin. Evet. Ya yani bu zaten bir vazife aslında. Evet. Almak da bir vazife, vermek de bir vazife. Evet. Baktığımızda, Allahü Teala'nın sana tayin ettiği Hı -hı. hak, anayın sütü gibi helal. Evet. Verip... Alırken incinme, özür dilerim. Ama hep sekatla geçinmeye de alışma sen de gayret et. İleride zekat verecek hale gelmeye çalış. Ya. O ayrı bir teşvik. Şöyle bir evet. söz var hocam. Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır diye. Hı hı, tabii. Her veren insan bir alma adayıdır. Mümkün. Bugün verebiliyorsak yarın belki alan insan haline düşeceğiz. Yani bilemeyiz biz bunu. O yüzden bu bilinçte kişi vermeli. Sevgili değildir, Hasan Hanım. Bey çok eski değil. Şu malum büyük bir deprem yaşadık. Sakarya'da 7-8 katlı binanın sahibi bir kardeşimiz deprem olunca binanın tamamı yere geçmiş üstadım. Ertesi gün çorba kuyruğunda sıra bekliyor. Bana da sıra gelsin de bir kepçe çorba alayım diye. Dünün zengini bugünün fakiri. Ya. Malikel mülk olan Allah'tır. Dilediğine verir, dilediğinden alır. Kimse... Malıyla övünmesin, bir kıvılcım yetebilir. Kimse güzelliğiyle övünmesin, bir sivilce yetebilir buyurmuş. Evet çok güzel hocam. Güzel bir tekerleme <laughs> de var. Buyurun. Malam ülke mağrur olma, deme var mı ben gibi. Hmm. Bir muhalif rüzgar eser, savurur harman gibi. Ya, Gerçekten. Müthiş bir şey hocam. Yani Dünya Biz böyle. o malın emanetçisiyiz, sahibi değiliz zaten. <laughs> Değil. Kimin malını kime veriyoruz ki? Allah razı olsun. Ve mimma razaknahum yunfikun. Bizim size verdiklerimizden verin. Yani benim verdiğimi veriyorsunuz diyor. Kendinizin filan zannetmeyin. Biz size verdiğimizi siz de fakire verin. Belli ölçülerde, belli vazifelerde. Basit mantık. Tabir caizse ben ona ayaküstü mantık diyorum. E Allah doğrudan fakirlere veremez miydi? Niye onlara vermedi de bana diyor ki ver. Ya şu Allah'a Allah'lık öğretmekten bir vazgeç. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> niye vermedi de niye sana ne ya sen kulluğunu yap. Seni evet. vererek imtihan etmiş. Onu vermeyerek imtihan etmiş. Bu klasik dini açıdan bakış. Ekonomik açıdan bakışa gelince bütün insanların mali durumu, maddi durumu, kazancı eşit olsaydı toplum hayatı yürüyemezdi Hasan Bey ya. Evet hocam. Öyle mi usta? Işte evet. İnşaatta çalışan da lazım, mühendis de lazım, doktor da lazım, Valiye de ihtiyaç var. Bakana da ihtiyaç var. Kardeşim herkesin maddi durumu eşit olsa toplum hayatı yürüyemez. Onu Allah bilerek yaptı. Sen bırak Allah'a Allah'lık öğretmeyi de kulluğunu yap ver. Zekat da mecburiyet olduğu için açıktan verilse de riya olmaz. Borcunu ödüyor ya hani. Benim size 100 lira borcum olsa. Ben getirip verince bak Hasan Bey ben sana olan borcumu ödedim. Borcumu ödedin kardeşim iftihara gerek yok. Böyle olmayınca da riyada girmez. Evet. Hatta ulemanın büyük bir bölümü zekatın açıktan verilmesini bile tavsiye etmişler ki diğer Müslümanlara da örnek olsun ve teşvik hmm. olsun diye. Ama hocam şu hassasiyeti biz gözetiyoruz toplum olarak. Yani verdiğimiz kişiyi incitmemek diyoruz ya. Yani hani onun bir mahcubiyet duygusuna kapılmasını engellemek için gizli versek? Bunun onun formülü bakınız var yine dinin içinde var. Nasıl var? Bir, kesinlikle zekat veya fıtra olduğunu söylemek mecburiyeti de yok. Söylememek teşvik ediliyor. Söyleme. Niyet et yeter. Niyet kalp işidir zaten. Ama zekata niyetin şarttır. Fıtra evet. olarak verdiğine niyet etmiş olman şarttır. Söylemene gerek yok. Hatta söyleme diyoruz. Bunun dışında Herkesin ulaşabileceği ilmihal kitaplarını açın bakın. Zengin zekatını fakire verirken ödünç diye bile verebilir. Hediye diye bile verebilir. Al şu ihtiyacını gör sonra verirsin. Ondan sonra zamanı gelince de ya ben onu sildim ben ondan vazgeçtim. Çünkü zekat niyetiyle verdi ya verebilir. Hediye deyince bendeniz biraz bu şeyin üzerinde çalıştığım için şunu da tespit ettim. Efendim bir zengin, bir fakirin... ...çocuğunun düğününe gidecek. Aslında normalde nedir rastgele söyleyelim... ...küçük bir altın götürülür. Evet. Yok yok, büyük bir altın götürse. Hatta bir tane değil de... ...üç tane götürse. Hediye, adı hediye. O hiç hı hı. E, e, incinmez çünkü. Çok hediye getirdi sağ olsun cömert adam. Bunlara da zekata niyet ederek götürse... ...zekatını vermiş olur. Ancak içinden o hediye olarak götürmek mecburiyetinde olduğu kısmı ayırması lazım. O hediye olarak kalması lazım. Hmm. Hepsini hediye saymasın, şey, düğünü bedavaya getirmek. <laughs> <laughs> düğünü bedavaya hocam. getirmek yok. <laughs> hocam tabii şu da var şimdi zekatta. Aslında veren kişiyle alan kişi arasında da bir bağ oluşuyor. Bir gönül bağ var orada. Yani aralarındaki paylaşma, dayanışma duygusu, sevgi bağı samimiyet bağı artıyor aslında. Hani İslam sosyal baktığımız zaman burada sosyalleşmeyi çok güzel bir şekilde görebiliyoruz biz zekatta. Muhabbet zekâta. bağı artar. Evet. İki, büyük harflerle çizelim. Servet düşmanlığı, zengin düşmanlığı, mülkiyet düşmanlığı yok olur. Zengin, hmm. fakirin hakkını çıkarır verirse, fakirdeki zengin düşmanlığı yok olur. Bakın bu manevi duygu verilmeyen gençler, Son zamanda yok oldu elhamdülillah da. Yolda giderken pahalı gördüğü bir arabayı çizerek gidiyordu. Çünkü zenginin arabası diye. Evet kıskançlık vardı. Hazreti kıskançlık. Vardı. o Halbuki belki de o da vermediğinin cezasını çekiyordu. Evet. Zaten zekatta ana konu şu, Verene Allah kat kat verir. Vermeyenin de malından bereket gider. Efendimiz buyuruyor ki her gün iki tane melek yeryüzüne iner. Ya Rabbi verenin malını bereketlendir. Vermeyeninkini de bereketini al götür Ya Rabbi diye dua eder. Diyor. Bunu Anadolu insanımız bizim bazen bir ayeti, bir hadisi atasözü haline veya kelamı kibar haline getirmiş. Diyor ki vaktiken fakire ver. Veysel Karani'ye vermezsen Sansar Karani'ye verir. <gülüyor> <gülüyor> ya müthiş bir şey hocam. Allah Allah. Burada tabii verirken de hocam başa kalkmamak diyoruz ya ona çok Dikkat etmeli kişi, veren kişi de. O Mesela zaman bak şunu, şunu söyleyeyim. Sizin sözünüzde malı kendinin kabul etmesin, hı hı. başa kalkma hakkını kendinde göremez. Şöyle bir örnek vereyim. Ha. Abdurrahman Gürses Hoca Efendi. Allah rahmet eylesin. Hacca götürmüş zenginin biri. Hocam İşte götürdükten sonra gelmişler Türkiye'ye. Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'yi çağırıyormuş. Hoca Efendi şuraya, buraya. Hoca Efendi aşağı, yukarı. Benim hacım. Del, benim, benim, hacım gel. Hafızım, benim hacım. Hafızım, hafızım. Benim, benim, benim hafızım, Hafızım ha. gel, hafızım şuraya, buraya diye çağırıyormuş. Abdurrahman Gürses hoca efendinin çok zoruna gitmiş hocam bu. Evini satmış. Demiş ilk baş şunu sormuş. Demiş ki ya demiş birileri soruyor demiş. Beni ne kadara götürdün sen hacca? Hı. Fiyatını öğrenmiş. Sonra gitmiş evini satmış. Getirmiş. Al demiş ben senin hafızın değilim diye pat parayı önüne koymuş hocam. E ben senin hafızın değilim buna. Şimdi bu şekilde vermek var hocam. Bir de başka bir örnek bir. Bir hoca efendi yine başka birini. Hacca götürüyor, umreye götürüyor. O kişi de gayri ihtiyari böyle mahcubiyet duygusuyla, hocam ya Allah razı olsun beni getirdiniz, işte bir minnet duyuyor. Hmm. Hoca efendi diyor ki, lütfen bir daha bunun konusunu dahi açma. Şimdi bir bu şekilde vermek var, bir de diğer şekilde vermek var. Amin. Efendim, sen nasıl verirsen Allah da sana öyle verir. Ya. Yeah. <laughs> Müthiş bir şey hocam ya. <laughs> Sen hangi niyetle verirsen Allah da sana öyle verir. Ama şu sözü unutmayalım söz buradayken. Mevlana Celaleddin Rumi Hazreti Pir buyuruyor ki. Mallar sizin değil. Neyinizi bölüşemiyorsunuz? Canlar sizin değil. Ne diye dövüşüyorsunuz? Şu sözü üstadım aile içinde anlatsak ailede problem kalmaz. Senin malım, benim malım, ekonomik bağımsızlık bilin ne demek? Mallar bizim değil. Bu sözü ülkeye anlatsak ülkede barışı temin eder. Bu sözü dünyaya anlatsak dünyaya huzur getirir. Mallar sizin değil. Neyinizi bölüşemiyorsunuz? Canlar sizin değil. Ne diye dövüşüyorsunuz? Mal da Allah'ın, can da Allah'ın dedi mi iş biter. Evet. Onun ne kadar vermiş, ne kadarını bize iade etmişse aslında mal ve can Allah'ın. Buna dair de ayet-i kerime büyük harflerle duruyor. İnna Allaha eşterâ minel müminîne enfusehum ve emvâlehum bi enne lehumul cenne. Allah kelime-i şehadet ve tevhid okuyan her Müslümanlar malını ve canını cennet fiyatına satın almış. Müslüman olmakla satmışız kardeşim. Malın sahibi nasıl isterse öyle tasarruf eder. Bizim evdeki buzdolabı 5 bin lira eder, birisi gelmiş zengin 25 bin lira vermiş. Sonra da demiş ki benim buzdolabına ihtiyacım yok, senin malın değerlensin diye aldım. Sen de kalsın ama benim istediğim gibi kullan demeye hakkı yok mu adam? ya Hem pahalıya almış hem de kullanımını bize bırakmış. İstediği şartı koyabilir. Kırkta bir koymuş. Dua etsin ki yüzde elli koymasın. Koysaydı vermeye evet. mecburduk. Ha o nispetleri de Efendimiz koymuş. Yani öyle deyince sanki ayet-i kerimede öyle geçiyor gibi anlaşılmasın ama bizim kaynağımız Kur'an'ın yanında hemen sünnet ise niyedir. Bir hükmü Kur'an'da bulamazsak, Peygamberimizin hadis-i şerifinde var ise, sünnetinde var ise o da bizi bağlar. Kur'an'da ne varsa onu kabul ederim. Kur'an'ın dışındakini kabul etmem fikri İslami bir fikir değildir. İslam'a vurulan bir darbeden ibarettir. Biz onu reklam içinde reklam caiz. Hadis iklimi programında Wow TV'de Abdülhamit kardeşimle işliyoruz. Eyvallah hocam. <laughs> Rabbim hayırlı mübarek etsin programımızda. Allah razı Hocam bakkalların üzerinde şöyle yazarmış eskiden. Ha. Şimdi her programda dile getiriyorum bunu. Et ahsen ve levkan 180 diyelim. mi? veren de o alan da o ha. nedir senden gidecek. Telaşını gören de can senin zannedecek. Üstad Necip Fazıl'ın herhalde değil mi? <laughs> hocam, şimdi bize can bize ait değil. Üstad Necip Fazıl ne? da der ki aldığımız nefesi dahi geri veriyorsak hiçbir şey bize ait değildir. Giremeyiz. Ya. İşte bu pandemi döneminde gördük hocam. Nefes almanın dahi kıymetini anladık, değil mi? Çok büyük nimet. Çok büyük nimet. O oksijen şurada durur da içeriye alamazsın. Evet işte burada o nefesi aldıranı hatırlamak Amen. lazım. Amin. Beslami hocam. Evet. O nefesi aldıranı hatırladığımız zaman işte bütün o bize malını veren, mülkü veren Allah Celle Celaluhu. Hayır ustadım artık bu konuda bir şey diyelim. Evet, ustadım <laughs> sizi Yok yok efendim. <gülüyor> şiir, <gülüyor> demek gerçekten. Şiir ekmeğin yağı balıdır. Evet <laughs> hocam. Şöyle evet. bakıyorum azizane Ramazan'a. Şimdi zamanın bir bahar mevsimi var. Uhu. Bahar geldi mi ağaçlar, çiçekler kendi kendine açılıyor. Ramazanı da zamanın baharı olarak görüyorum. Yani Allah emrediyor ey Ramazan güzel ol. Amen. Fakat normal bahar geldiğinde ağaçlar çiçek açıyor, güzelleşiyor ama bir de bakımı olan ağaçlar daha, daha, daha güzel oluyor. Şimdi işte Ramazan'da bakım yapma da biraz önce kıymetli hocamızın buyurduğu gibi vermekle oluyor. Sadakayla, zekatla, işte orucu tutmakla oluyor. Acizane de bahar gelecek diye bir şiir yazmışım. Onu arz edeyim. Lütfen hocam buyurun. Bahar gelecek. Yolumuzu kesti kibir dağları. Benliği aşınca bahar gelecek. Akmaya başlasın gönül pınarı. Sevgiler taşınca bahar gelecek. Sararıp soluyor arzın çehresi, devlerin elinde zulüm şifresi. Bir seher vaktinde rahmet cemresi, yüreğe düşünce bahar gelecek. Hüzün bulutları çağın gözünde, duygular savrulur hicran gözünde kışın ocağında, yazın közünde, gönüller pişince bahar gelecek. Ne zaman bitecek bu ince ağrı, şerha şerha oldu toprağın bağrı, kollarını açıp huzura doğru ırmaklar koşunca bahar gelecek. Gözleri semada suskun çiçekler, nurlu bulutların yolunu bekler merhamet yireli yağmur yürekler sel gibi coşunca bahar gelecek işte evet. merhamet yireli yağmur yürekler infak olarak sadaka olarak zekat olarak yağdığı zaman baharımız daha güzelleşecek yoksa ramazanla bahar gelmiştir onu Değil biz kendimiz için güzelleştireceğiz Yine öyle buyuruyor hocam. Evet. Yanılıyorsam düzeltin. Az sadaka çok belayı def evet. eder. Şimdi 15 Temmuz olayı var. Bir bir de Suriye'den, Irak'tan başka yerden gelen bize sığınan kardeşlerimiz var. Muhacirler var. Evet hocam. Acizane şöyle yorumluyorum. 15 Temmuz'da biz uçurumun kenarından dönmedik. Ya uçuruma düşmüştük. Kayalara çarpmak üzereydik. Allah aldı bizi kurtardı. Belki de bir sebebi bize sığınan muhacirlere sahip çıkmamız olabilir diye acizane bir yorum yapıyorum Acam evet, hocam. Evet hocam. Ayet-i Kerime bugün hep ayet meallerinden konuşuyorsunuz. Ve kuntum ala şefa hufratin minen fe enqadakum minha. Ateşten uçurumun kenarına gelmiştiniz de Allah sizi oradan kurtar. Yeah. Ve Allah'ın <laughs> nimetiyle de kardeş oldunuz sırt sırta verdiniz. O geceki beraberliği dünya hala kavrayamadı üstadım. Açığı da kapalısı da. Meyhanedeki de camideki de. Hep beraber bir araya nasıl geldi? Birkaç saat içerisinde bu insanların kalplerini kim birleştirdi? Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Allah buyuruyor ki dünyanın bütün malları senin olsa insanların kalplerini bir araya getiremezsin. Allah istediği anda getirir. Onu yaşadık. Efendim şiir çok önemli. Şiir bal, şair arı, cemiyet petek. <laughs> i̇şte bu şair dostlar toplumu bal ile dolduruyor. Elhamdülillah. Orada bir şey geçti, dikkat ettiniz mi? Takvimlere bakarsak Cemre'nin havaya düştüğünü, toprağa düştüğünü, suya düştüğünü yazar. Burada Cemre gönüle düşüyor. Ya. Gönüllere i̇şte Ramazan'da oluyor da daha ha, çok. Daha ya. çok oluyor. <laughs> Cemre'nin gönüle düşmesini şair yakalayabiliyor. Hiç olmazsa dinleyenler olarak biz de o ipucunu yakalayalım. Gönüllerimize cemre Eski. düşsün. Cömertlik damarlarımız kabarsın. Verdikçe Allah'ın bize vereceğini tekrar hatırlayalım. Ha bilhassa zekat fıtra kurban konusunda var ya Hasan Basri Bey. Ya ver sen bilirsin verirsen güzel olur ama vermezsen de sen bilirsin de yok. Diyor ki vermezsen senin zannettiğin o mal cehennemde kızdırılacak. Vücuduna, bağrına, sırtına, alnına basılacak diyor. Orada bir kenz ifadesi var. Hazine manasına göre. Ee, depolama, hı hı. hazine yapma, malı sadece kendine tahsis etme. Başkasının istifadesini engelleme. Bunu Cenab-ı Allah büyük bir suç olarak görüyor. Cezası cehennemde yakmaktır diyor. Bu noktada çok güzel bir izah gördüm. Ya mal benim değil mi? Zekatını da veriyorum. Üstadım dikkatinizi istirham ediyorum. Fıtrasını da kurbanında kesiyorum ama yastığın altında tutacağım. Ekonomiye sürmeyeceğim. Piyasaya sürmeyeceğim. Demek de kenzdir. Hoş bir davranış değildir. İşte bak bugün altınları götürüp piyasaya kazandırırsan, piyasaya sürersen, altın yine senin mülkiyeti kardeşim. Ama ondan alan, satan, taşıyan, boyayan, kesen, diken para kazanmış olacak. Maalesef üzgünüm şu anda değerli hanımefendilerin kollarında ve boyunlarındaki ziynet eşyaları piyasaya kazandırılsa Türkiye'de nakit sıkıntısı diye bir şey olmayacak. Evet. Bu bu hep tenz var ya işte hı hı. dövize bağla mıhla altına bağla mıhla. Gümüşe bağlamızla mıhla. Piyasa neyle dönecek kardeşim? Piyasaya sürmemek, yastık altında bırakmak, evdeki kasaya mıhlamak. Bunlar da kenzdir, bunlar da doğru bir davranış değildir. Piyasaya sürün ki millet istifade etsin. Bu ya. Ya bakımdan acizane, helalinden kazanıp yatırım yapan zenginleri çok seviyorum. İslam ne yapmış değerli üstadım? Diyor ki 50 milyon liralık fabrika yaptır arsasının değerini de, binasının değerini de, demirbaş makinaların değerini de zekat dışı tutuyorum. Çünkü sen topluma hizmet ya. ediyorsun. Çok orijinal olduğuna inandığım için söyleyeceğim. 40 koyunda bir koyun zekatın verileceğini bilmeyen yok hemen hemen ülkemizde. Evet hocam. Ama 80'de kaç diye sorsam Hasan Basri Bey toplumun yüzde %50'si 2 der. Hı hı. Halbuki yine bir istiyor. <laughs> Yüzde kaç desem bir kısmı iki buçuk diyecek. Ben öyle diyenlere diyorum ki koyunu böyle mi keseceğiz, böyle mi keseceğiz? <laughs> Yarımı nasıl bulur? Yok yok korkma uğraşma yine bir. 120. 120'ye kadar bir, 121 deyince iki istiyor. Bu ne demek? Fabrikayı yapanı teşvik ettiği gibi hayvancılıkla uğraşanı da teşvik ediyor bizim dinimiz. Sen diyor bunca hayvanla uğraşırsan etinden, yününden, sütünden, yavrusundan sadece sen değil toplum istifade eder. Bugün biz hayvancılığın ne kadar kıymetli olduğunu anlıyoruz. Evet hocam. Beraberinde bir üçüncü teşvik unsuru daha var bizim dinimizde. Mesken teşviki. Diyor ki oturduğun dışında daire sahibi olur onu da kiraya verirsen. Bir Müslüman'ın bir insanın hatta gayrimüslim de olsa barınmasına zemin hazırlarsa. O dairenin değerinden zekat istemiyorum. Gelirinden zekat istemiyorum. Müthiş bir üç teşvik evet hocam. unsurunu bu arada arz etmiş olayım. Ya. Mesken teşviki, dört tane beş tane dairesi olsa değerinden zekat vermesi gerekmez, gelirinden verir. 50 milyonluk fabrikası olsa fabrikanın bugünkü değerinden zekat vermesi gerekmez, gelirinden vermesi gerekir. Arabada da aynı şekilde değil mi hocam? Araba da ihtiyaç olarak Bindiği sayılmıyor. Bindiği otomobilden hı. hiç zekat Evet. Var. O günün hayvanı hesabesindedir. Ama bir bir kardeşimiz bir bazısı soruyor diyor ki çok lüks araba alırsa hocam ondan zekat vermesi gerekir mi? Biz ona zekat vermesi gerekir diyemeyiz. Ancak israftan hesaba çekilir. Oğlum geçinmekte güçlük çekiyorum bindiğin arabaya bak. denir adama. Anlatabildim mi? Evet, i̇sraf evet. ayrı. ve şabu ve la innehu la yuhibbul yiyiniz içiniz kullanınız ama israfa girmeyin çünkü Allah israf edenleri sevmez. İsrafa giriyor mu girmiyor mu herkesin bütçesine göre de değişir. Zekat da sınır belli, fıtra da belli, kurbanda belli. İsraf da belli değil Hasan Bey. Niye? Herkesin geliri farklı olduğu için harcaması da farklı olacak. Evet Ayda 20 bin lira kazanan insan 3 bin lirayla geçinmeye kalkıyorsa cimridir. Ayda 3 bin lira kazanan 3 bin 500 lira harcıyorsa müsriftir. <laughs> Herkes bütçesine göre ayarlayacak israfı. Orada onun için belli bir sınırı yok. Onun için diyoruz ki bindiği otomobil zekata tabi değil. Aşmışken tamamlayayım. Hmm. Oturduğu evin değeri ne olursa olsun onun değerinden zekat vermesi gerekmez. İçinde kullandığı eşyanın toplam değeri ne olursa olsun bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı gerekmez. Bindiği otomobil hiç hesaplanmaz. Bunun dışında 81 gram altın ki Artık gram altının kaç lira ettiğini öğrenmek çok kolay. Ekranlar devamlı yazıyor. Evet hocam. Orada gördüğün rakamı 81 ile çarpacaksın. Bugün çarparsan 73 bin lira olduğunu görürsün. 73 bin liraya kadar paran da zekata tabi değil. Ziynet eşyan da zekata tabi değil. Onu da sana tabir caizse ihtiyat akçesi, günlük masraf veya zor durumda kalınca Kullanacağım miktar olarak da 81 gram altın karşılığını dinimiz bize tanımış. Hı hı. Onun üstüne geçen Bilmiyorum. mallar, zekat'a tabi ise, zekat'a tabi mallar ise üzerinden de bir yıl geçmek şartıyla zekatının verilmesi gerekir. Dinlenmiş para diyoruz ona biz, dinlenmiş mal. Dün gelen daha dinlenmemiş. Belki evet. babası dün vefat etti, 200 bin lira miras kaldı. Hemen ertesi gün zekat verilmesi gerekmiyor. Bir yıl geçecek mi? Üzerinden 81 gramın altına düşmek sizin 81 gram altın değerinin altına düşmeden bir yıl geçerse, o zaman zekatını verecek. Bu konuda bir kameri yıl var. Hicri, hicri yıl. De, dediğimiz. Bir de miladi veya şemsi. Aslında ona şemsi demek lazım. Güneş takvimi var. Kameri dediğimiz hicri yıl, Güneş takımına göre 33 senede bir sene fazla geçer. Bunun için zekat hesaplarını kameri yıla göre yapmamız lazım. Fakirin bizde hakkı kalmaması için. Miladi veya güneş takımına göre yaparsak 33 senede bir sene zekat vermemiş oluruz Hasan Bey. Değerli Üstad. Fakat bendeniz 40 seneye yakın ticaretle de meşgul olduğum için bu konuda kafayı yordum. <laughs> Dedim ki Büyük tüccarlar malları çok olan insanlar 31-12'de envanter yapıyor, mal tespiti yapıyor. E, Ramazan bazen Nisan'da geliyor, bazen Mayıs'ta geliyor, bazen Haziran'da Temmuz'da geliyor ya. Tekrar yapmadan bunları 31-12'deki rakama göre zekat verme yolunu bulamaz mıyız? Buldum. Nedir hocam? %2.5 değil de 2.6'dan verdiği zaman fakirin hakkı kalmıyor. 33 senedeki bir seneyi telafi etmiş onu. Hmm. <laughs> yüzde 2.6'dan hesap edecek zekatın. İkinci tespite gerek yok kardeşim. <laughs> zekatın tamamdır. Hocam, Fakirin de iyi. hakkı yoktur. Ya. <laughs> Allah razı olsun. Vallahi çok güzelmiş hocam yani yüzde iki Uğraştım ama yani. bunu. <laughs> evet. evet hocam tabii şu da var. Buyur. Şimdi bu dini kısmına değindik biz ama biraz da ben toplumsal boyutuna değinmek istiyorum. Işte. Yani zekat veren ve kişi arasındaki o bağa değinmek istiyorum. Samimiyet bağına, sevgi bağına değinmek istiyorum. Muhabbet diyoruz. Bu evet doğru. muhabbete ha, değinmek ha. istiyorum. Yani o muhabbet nasıl oluşuyor? Yani zekat mesela veren kişinin gönlünde nasıl bir duygu oluşuyor? Alan kişinin gönlünde nasıl bir duygu oluşuyor? İkisi arasındaki sevgi bağı, muhabbet bağı nasıl güçleniyor? Nasıl oluyor? Bunu merak ediyorum hocam. Hasan Bey sevgili kardeş. Bütün ibadetler bak sözü ustada bırakacağım. Namaz, oruç, hac, zekat bütün ibadetler yan etkisi olmayan antibiyotiklerdir. Vereni tedavi eder evvela. Nasıl tedavi eder? Namazı biliyoruz işte abdest alıyoruz, yıkanıyoruz, vücudumuz hareket ediyor ve namaz kılan ne yapıyor biliyor musunuz? Sabah namazını kılıyor. Bayrağı öğleye dikiyor üstad. Öğleye ulaşıp kıldı mı? Elhamdülillah. İkindiye diye ulaşıp kıldı mı? Elhamdülillah. Akşam yatsı yatarken elhamdülillah diyor. Bir kere rahatlıyor. Namaz kılmayan adamın beklediği bir zaman yok ki ulaşınca sevinsin. Oruç tutmayan bir insanın iftar diye bir hedefi yok ki varınca sevinsin. Oruç tutan akşama kadar biraz sıkıntı çekiyor. Bunu kabul edelim. Her ibadetin Hı -hı. İnsan nefsine yüklediği bir yük var. Ama ulaştığı anda hedefe sonunda elhamdülillah bırakıyor. Bir sevinç, huzur var. Sevinç var. Zekatta, fıtrada vermede nasıl oluyor? Fakirin çocuğu tir tir titrerken bir zengin ona bir ton odun gönderse, soba yansa. O titreyen çocuklar da etrafta oynamaya başlasa cıvıl cıvıl. Bu zengin için bir antibiyotik değil mi kardeşim? Ya. Tedavi değil mi? Efendim mu artık yavaş yavaş bu yakıt katı yakıtlar kalktı ortadan değil mi? Hı hı. E peki bugün de dese ki kardeşim faturasını ödeyemeyen var mı? Doğalgazını ödeyemeyenin faturasını bana fotoğrafını şeyden çeksin cep telefonundan. Ben onu internetten ödeyeyim Hiç haberi bile olma. Haberi olacak. Ödediğimizin haberi olacak. Çünkü zekatın zekat olması için fakirin izni şart. Bu hı. ana kurullardan kurallardan biri elektriğini ödeyemeyenin elektrik faturasını ödemek, suyunu ödeyemeyenin su faturasını ödemek bir tedavi şeklidir. Yan etkisi de yoktur. Bir kere vereni böyle tedavi eder. Alanı da ihtiyacı gittiği için Allah razı olsun. Allah sana daha çok versin. Yani parayla alamayacağı duaları da kazanmış olur. Ki duanın en makbulü de kişinin gıyabında yapılan duadır hocam. Elbette. Hele ayet okudu ya hocamız, duanız olmasa Allah size niye değer versin ki? Ya. Ben o meali yazdıktan sonra bir de parantez açıyorum. Davanız olmazsa Allah size ne diye değer versin ki? Ya. ya Bir davanız olur. Din, iman, vatan, millet, bayrak diye üstün bir idealin peşinde koşacaksınız ki Allah size değer versin. Davanız yoksa Allah size niye değer versin ki? Ya Üstadım. <laughs> Şimdi efendim sosyal faydası ne diye sordunuz. <laughs> evet, evet. Yaşadığım bir olayı arz edeyim. Geçtiğimiz günlerde Osmaniye'ye gittim. Akşamüstü vardım ama. İyi. Orada da evimiz var elhamdülillah. Gittik. Tabii kardeşimin falan evi de var. Yemeği yedik eve geçtim. Yakın markete gittim. Dedim bana sabah kahvaltılık malzemeleri Aldım geldim eve. 10 dakika sonra kapı çalındı. Baktım bizim marketçi. Hocam anladığım kadarıyla siz yeni geldiniz memlekete. İyi. Şu an yemeğiniz olmayabilir. Adam yemek getirmiş sefer taşı taşıyla. Toktum, gözlerim yaşardı. Ağlayarak yedim adamı getirdiği <laughs> yerde. Yani boşa kalmasın diye. Ne kadar mutlu oldum ya. Aç değildim. Yani beni düşünmesi o kadar mutlu etti. Demek evet. ki. Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ya. Kendiniz için istediğiniz bir şeyi başkaları için de istemedikçe olgun bir Müslüman olamazsınız. Ağlam. Ya bu empati diyor ya Batı'da. Bunun en güzel tarifi budur işte. Biraz önce hocam buyurdu. Bir kuralı söyledi. Bu aileyi de mutlu eder. Aynı bu kural da öyle. Aileyi mutlu eder, ülkeyi mutlu eder, insanlığı mutlu eder kardeşim. Evet. O zaman biz de diyoruz ki yani devlet Devletin bir ferdi olmanın gereği vergi vermek değil mi? Hı hı. İnsan olmanın Müslüman olmanın gereği de sadaka vermek, zekat vermekti. Zaten ikisi de vergi de. Vergi evet. devlete, zekat fakire verilir. Evet. O zaman evet. bize diyoruz ki. Evet. Kur'an-ı Kerim sanat. tilavetimiz var hocam. Kur'an-ı Kerim tilavetimiz hazır. Tamam ondan sonra. İsterseniz bir nefeslenelim. <laughs> tamam. Bizim nefeslenmemiz de Kur'an-ı Kerim tilavetiyle oluyor. Kur'an-ı yani. Kerim'den güzel. sonra üst dakika. Evet inşallah ya. hocam. Vesami hocamla başlayalım. Buyurun. Efendim şimdi Cemal Furkan Gül hocamın o güzel sesine kulak verelim. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Estaizu billah bismillah. Ve izâ kuri'el Kur'ânü festemi'û lehu ve ansitû le'allekum turhamûn. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. O ayetin başka meali ne biliyor musun? Kur'an bir şey söyleyince siz susun. Eyvallah hocam. Fikir beyan etmeye kalkmayın aksine. O zaman Kur'an-ı Kerim konuşsun bir susalım hocam. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. من الرحيم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ان <chat> <96ض Hiran> الله سميع بصير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور يا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا

كَانَتَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ صدق الله العظيم Allah razı olsun Cemal Furkan Hocam. Ağzınıza yüreğinize evet. sağlık. Eyvallah. Hocam Kur'an-ı Kerim zaten güzel bir tamam. kitap ama güzel okuyanlar tarafından yani böyle insanın içi böyle kelebekler uçuşuyor. Güzel hocalarımız tarafından okununca böyle güzel sesli hocalarımız okuyunca. Çünkü evet. Efendimiz buyurdu ki Kur'an'ı güzel sesinizle süsleyiniz. Hmm. Ya. ya. Geliyor bir, iki... Söz verdik üstada hemen bırakalım. Evet, şey, İnsan veriyorum. oğlu güzel sese aşık ve hasret. Ne zamandan beri? Elestu bir Rabbikum hitabından beri. Cenab-ı Allah ruhları yarattı da elestu bir Rabbikum dedi ya. Evet, ben hocam. sizin Rabbiniz değil miyim? O en güzel sesi duydu. Şimdi ne zaman güzel bir ses duysa ondan memnun oluyor. Rabbimizin sesini duyduk. Çünkü Onun bir yankısı olarak. Ya eyvallah hocam. Buyur. hocam bir şey evet. okuyacaktınız hocam bize. Demiştik ki vatandaş olmanın gereği vergi vermek. Müslüman olmanın, insan olmanın gereği de olmayanlara sadaka vermek, zekat İnsanlık sanatı diyoruz. Koşup vefa bahçesine gelmeyen insan olur mu? Ekmeğini kardeşiyle Bölmeyen insan olur mu? Bırak dünya telaşını, okşa yetimin başını, öksüzlerin gözyaşını, silmeyen insan olur mu? Eksik etme hürmetini, hak lütfeder cennetini, anne baba kıymetini bilmeyen insan olur mu? Tatlı sözü, bal dilleri, Bekler sevgi sahilleri, güler yüzle gönülleri, almayan insan olur mu? Eksilirse merhametin, kalır mı kadri kıymetin, denizine muhabbetin, dalmayan insan olur mu? Ekmeğini kardeşiyle bölmeyen insan olur mu? diyelim. Ya hocam müthiş ya ağzınıza sağlık hocam ya, Allah razı olsun. Ulanmaz da insanım diye gezer. Ya, <laughs> <sen işte. gülüyor> evet hocam tabii şu an içinde bulunduğumuz Ramazan ikliminde de o işte iftar sofraların sofralarında, sahur sofralarında o ekmeği kardeşiyle bölmek, o bir fakirin evinde iftar yapmak, bir fakirle birlikte iftar etmek çok büyük önem arz ediyor. Ama o, unutmayalım sefer. Hasan Bey içinde fakirin olmadığı sofrada hayır yoktu. Sadece zenginlerin birbirlerini ağırladığı, <laughs> çok çeşitli yemek koymakla iftihar ettiği, bak biz ne kadar çeşit ikram Hı -hı. ediyoruz dediği sofralarda ayrı olmaz. Mutlaka içine fakir çağrılacak. Ha zenginde olmasın mı? Olsun. Bizim dinimiz ne mülkiyet düşmanıdır, ne mülkiyetin esiridir. Evet. Malumunuz dünyada bir kısım ekonomik sistemler var. Komünizm mülkiyeti yasakladı, 70 sene sonra iflas etti. Kapitalizm diye bir şey var. Şimdi başına güzel ona yakışan bir sıfat geldi. Vahşi kapitalizm. Bu bir de sosyalizm var. O masa üstünde cici görünür. Tatbiki mümkün değildir. İslam. Hem var ola gelmiş hem kıyamete kadar devam edecek ekonomik sistem. Nedir bu İslam'ın devam etmesini temin eden ayaklar? Helalinden kazanacaksın. Mal senin diye istediğin yere harcama hakkın yok. Helaline harcayacaksın. Helalinden kazandığın bu malın içindeki fakirin hakkını da çıkarıp vereceksin. İşte size yaşayacak sistem bu. Ya. Onun için insanlara huzur verecek sistem İslam'dır diyoruz. Evet. Efendim zekatı biraz daha hukuki bölümünü, bir teşvik bölümü var Hasan Basri Bey'e değerli üstadım. Hani zekatı verin iyi olur, vermezseniz azap vardır. Bir de hukuku. Kim verecek, ne kadar verecek, neyden verecek, nereden vermeyecek? Bunları da halkımızın bilmesinde fayda görüyorum. Ee, bu konunun anlatılırken benim azizane kanaatim bir hukuk dersi anlatılıyor titizliğinde anlatılmalı. Dinleyen de bir hukuk dersi dinliyor titizliğinde dinlemesi lazım. Müstakil konferanslar gerektiğini tatbikatta gördük. Ya hocam biz zekatın bu kadar geniş ahkamının olduğunu bilmiyorduk. Yani verilir işte neyse çıkarılır verilir. Zekat günü Türkiye'de bilinmeyen gerçeklerden, bilinmesi gereken görevlerden birisi. Evet hocam. Çıkalım din kardeşlerimize soralım. Zekat günü biliyor musun? Ya zekat günü ne? İlk nisaba sahip olduğun gün var ya, o senin zekat günün üzerinden bir yıl geçince diyoruz değil mi? O bir yıl hicri mi miladi hadi, mi? Hadi, hadi hicri Tabii. veya miladi ikisinin Hı. de yolunu gösterdi. Evet. Neye göre bir yıl geçmiş olacak? Hangi tarihe göre? İlk nisaba sahip olduğun tarih senin zekat günün olacak. Onun üzerinden bir yıl geçince tam o gün geldiğinde altının gramı kaç lira benim kaç, kilo, kaç gram altınım var TL olarak vereceksem ne tutuyor? Kumaşım var. İki ay evvel almıştım. Bu bu ay zekat günümde kaç lira olmuş? İnşaatlarım var. 200 daire yapıp 200 daire satıyorum. 250 daireye geçiyorum. Tamam. Kabası bitmiş inşaatı bugün mal etsem kaça mal ederim? Bitmiş daireyi bugün mal etsem kaça mal ederim? Ayakkabılarım var. Bugün rafa alıp koyacak olsam kaça mal ederim? Ayakkabı fabrikasında ham maddem var. Kumaş fabrikasında ipliğim veya dokunup da boyanmamış yarı mamul mallarım var. Zekat günü değeri nedir? Bana maliyet değeri, satışı değil. Bana maliyet değeri nedir? Bunu hesaplamam lazım. Hesaplayabilmem için zekat gününü bilmem lazım. Yatırım için arsa aldım. Yatırım için ev aldım. Kar ederim, hmm. dursun da kar edince satayım diye. Zekat günü geldiğinde piyasa değeri neyse... Onun da hesap etmek gerekir. Bir kişinin kamyonu, kamyoneti, otobüsü olsa, insan ve eşya taşımakta kullanıyor olsa, onlar değeriyle zekata tabi değildir. Geliriyle zekata tabidir. Ancak bir kardeşimiz bir otobüs alıp satıyor, bir otobüs daha alıyorsa, iki otomobil alıyor, satıyor, iki otomobil daha alıyorsa, onlar onun ticaret malı olduğu için zekat yönünde değeriyle zekata tabidir alıp satanlar için inşaat alıp satanlar müteahhitler için inşaat ticaret malıdır. Kırkta biriyle ve değeriyle zekata tabidir. Ama kiraya verilmek için alınan dükkanlar, evler ne kadar çok olursa olsun zekata tabi değildir. Şunu söyleyip belirtiyorum. Tek taraflı konuşmanın programda doğru olmadığını biliyorum. Sizin de rahatsız oluyorsunuz. Estağfurullah hocam. Estağfurullah. Efendimiz buyurdu ki zekat İslam'ın köprüsüdür. Köprü ne yapar? İnsanı boğulmaktan kurtarır. Evet. Zekat da dünya malında boğulmaktan kurtarır. Bu köprünün üç ayağı var değerli dostlar. Veren zengin, verilen mal, alan fakir. Dinimiz bu üç ayakta ne gibi şartlar <laughs> ileri sürmüş, neleri şart koşmuş onu ben biraz sonra anlatayım. <laughs> Eyvallah hocam. Hocam o iftar sofrasında bulunmak muhabbeti var ya, hmm. onunla ilgili bir örnek anlatayım. Bir hocamız anlattı. Dedi ki bir aileye yardım götürdük. Tabii götürmüşken onların iftar sofrasına dahil olduk. İşte hanımefendi yemek yapmış. Bir çorba içeceğiz. Çorbayı ağzıma aldım kaşıkla. Çok tuzlu ve çok yağlı. Yani Hı. yenecek gibi değil. Evet. Olurum, ondan olurum, sonra ondan sonra yedik diyor yemeği. Tabii bizim arkadaşlar çıktı. Hanımefendiye dedim ki çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Merak ettim. Çorbanız çok tuzlu ve çok yağlıydı. Hani niçin böyleydi diye sordum. Hanımefendi demiş ki "Hocam, siz bize şu yiyecekleri getirmeseydiniz eğer bizim vallahi bu çorbadan başka yiyeceğimiz bir şey yoktu ve ben çocuklarıma bu çorbayı yağlı ve tuzlu olduğu için içsinler ki üzerine de bol bol su içsinler, acıkmasınlar diye bu çorbayı yaptım. Hmm. Deyip hüngür hüngür ağladı. Hocam böyle işte, şimdi böyle aileler var ülkemizde. Zekat dediğimiz müessese de işte bütün insanlar zekatını verse ne diyoruz? Aç kimse kalmaz, fakir kimse kalmaz diyoruz. Ve kırkta bir diyoruz hocam çok cüzi bir Türk, miktar. Türkiye zekatının gerçek verildiği zaman 50 milyar dolar edeceğini duydunuz mu efendim? 50 milyar dolar. 50 milyar dolar gerçek zekat verilse 50 milyar tutacak ki. Her sene 50 milyarın zenginlerden fakirlere aktarıldığını düşünsek bir, arada uçurum olmaz. iki düşmanlık olmaz. Üç, bazıları ne yiyeceğini şaşırırken bazıları yiyecek bulmakta güçlük çeker halde kalmaz. Evet hocam. Besami hocam kitabı eline aldı. Şimdi hocam şöyle, yine heybenizden bir şeyler sunacaksınız. Biraz önce bir anneden bahsettiniz ya. Evet. evet. Kardeşim Ramazan güzelse önce Mevlamızın lütuf ve kiremi Amenna. evde güzelleştiren de anneler ve kadınlar o zaman yeah. annelere bir şiir okuyayım ya. Tabii Ramazanı güzelleştiren <laughs> iftarı sahuru güzelleştiren annelere diyelim ki anne sen melek misin gelip geçen mevsimler duyguları silmez mi anne sen deniz misin Sevgin hiç eksilmez mi? Hayat yelkenim doldu sıcacık nefesinle. Enginlere açıldım dua yüklü sesinle. Ne zaman anne desem derdime derman oldun. Fırtınaları kopunca güvenli liman oldun. Gözünden ayırmadın bulut gibi nem gibi. Sevemez kimse beni Biricik annem gibi Hakkın kabul ettiği En güzel dilek misin Etrafımda dolaşan Tatlı bir melek misin Bilmem ki Senin için Neler yapayım anne Mübarek ellerinden Her gün Öpeyim anne Efendim Her şeyin zekatı Evet. Kendi cinsinden veriliyor ya. Evet. Allah bize el vermiş. Bir de dudak vermiş. Bu zekatı ödemenin bir yolu da anne baba elini öpmektir diyelim. Ve şu sahur vaktinde evinde oturan kardeşlerimiz anneleri babaları yanındaysa bu borçlarını ödesinler. Allah'a şükretsinler. Bakın evet. mutlu olmanın, başarılı olmanın bir yolu çalışmaktır, gayret etmektir. Ama gizli bir yolu daha var. Eksin varsa hocam düzelsin. Anne baba duası almaktır. Dağ ha. gibi arkanda durur. Alın şu sahur vakti duayı. Alın şu Ramazan vakti duayı da keyfinize bakın kardeşim. Benden bu kadar. Eyvallah Çok... <laughs> hocam. Anne babanın şu... evladına yaptığı dua, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına yaptığı dua gibi. Ya. Veya ümmetine yaptığı dua gibidir. Slogan cümlemi bana ait olmadığını söyleyerek arz edeyim. <laughs> Ana baba duası alan evladın sırtı yere gelmez. Evet. Ana baba bedduası alan evladın da iki yakası bir araya gelmez. Evet. Ey bizi dinleyen gençler, anaları babaları hayatta olanlar. Ananızın babanızın duasını alın. Allah sizi dağlardan aşırır. aşırır. Ana baba bir elini silkelerse, milyoner de olsanız, en geniş evlerde de otursanız, en lüks arabalara da binseniz mutlu olamazsınız. Ana evet. baba deyince akan sular durur. Onun için illa ana baba, illa ana baba duası ve ve ana babanın görüşü. Görüşü. Evlenirken hmm. iş iş kurarken yeni bir hayati karar verirken annenizin babanızın görüşünü alın. Bendeniz Mutlu Yuva diye bir çalışmam evet, var. Hocam. Yurt içi, yurt dışı 500 civarında konferansını verdim. Maşallah. Bunu Allah ilettiğim Allah zaman Allah. değerli üstadım, bazı gençler diyor ki ben üniversite bitirdim. Üç tane de dil biliyorum, anam ilkokul mezunu. Ben hmm. ona daha niye sorayım, niye görüşünü alayım? Annem ne bilsin? Annem babam ne bilsin? Isim, babam ortaokul mezunu. Oğlum onların bir hayat okulu diploması var. Ya... Hiçbir diploma, hayat okulu diplomasından daha büyük olamaz. Anneyin babanın görüşünü al. Bunu benim bir iddiam olarak kabul etme. O zaman iş küçülür. Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki, gençlerin aynada göremediklerini analar babalar tozlu tuğla da görür. Ya. Üniversite mezunu bir evladımla tartıştık. Dedim ki, evladım, yani birçok şeyi sen benden İyi bilirsin. Doktor kendisi. Hı. Ama dedim hayatı da ben senden iyi bilirim. Bunu kabul et. Yani birçok e. anlatılıyor ya bu güzel bir teşbih. Çocuk başta diyor ki annem babam her şeyi biliyor. Hı. Belli bir yaşa gelince ben de onlar kadar biliyorum. Belli bir yaşa gelince ya fazla bir şey bilmiyor. Ama belli bir yaşa gelince ya annem babam olsa da danışsaydım. Şimdi biz hatunla sohbet ederken evde hep... Hı. Kendi babalarımızın, annelerimizin söylediğini. Evet. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Annemin duası. Ya Rabbi ne verirsen hayırlısını ver. Evlat da verirsen, mal da verirsen, mevki de verirsen, makam da verirsen. Tabii. şunu da anlatmak lazım. Alim başka, Arif başka. Ömer Seyfettin böyledirmiş demiş üstadım. Evet. Demişler ya öyle şey olur mu Ömer? Bize bunu ispat et demişler. O yaşandığı dönemde de, yaşadığı dönemde şeker kıtlığı varmış ülkede. Bir gün bulunduğu yere geliyor. Arkadaşlar müjde Bulgaristan'dan bir tren dolusu şeker geliyormuş. Herkes seviniyor. O çay içeceğiz, tatlı yapacağız. Biraz sonra müstahdem olan arkadaş geliyor. Ümmet Seyfettin diyor ki Ahmet Efendi müjde diyor. Bulgaristan'dan bir tren dolusu şeker geliyormuş. İnanma beyim yem borusudur o. Bulgaristan şekeri bulsa Kendisi yerdi. Ya dünyada kutluk var. Evet. evet. el eline, eline vuruyor. Demedim mi Cenk Alim başka arif, arif başka. Ya. Anadolu insanı okumamış olabilir. Şunu da söyleyeyim. Ee, bir nikahtaydık Nikah memuru da tanıdıktı. İşte babamı da tanıyordu. Acizden bahsederek maşallah babasını geçti dedi. Oh. Şimdiden bir kızdım adama. Doğru konuş dedim. Sert evet. bir şekilde. Sanki hakaret ediyor gibi. Evet. Neyse. Nikahtan sonra çıktık. Kendi kendime hesap yapıyorum. Diyelim ki dedim ya ben babamı geçtim. Okuma yazması yoktu babamın. Ben babamı geçtiğim an babam beni yeniden geçiyor. Çünkü babam kendisini geçen bir evlat yetiştirmiş oluyor. Allah ya. Allah. Böyle bir yorum yaptım. Hatta hangisi büyük diye de bir de hikaye yazdım. Üstadım çocuk hikayesi. İnsanlar okusun da faydalı olsun diye. Dolayısıyla e, anne baba kıymeti bileceğiz. Unutmayalım ki biz onu onlara geçince asıl onlar bizi geçmiş oluyorlar. Allah onlardan razı olsun. <laughs> bir profesör hocamız anlatıyor ki hocam. Sormuşlar demişler ki hocam işte bir sürü ülkede konferans veriyorsunuz. Seminerler, sempozyumlar. Nasıl bu dereceye ulaştınız? Diyor ki annem sayesinde. Nasıl hocam? Annem diyor ben ilkokulda okula giderken her gün Erzurum'un soğuğunda, karında, kışında beni okula uğurlar ve okuldan döndüğümde o karın içinde beni beklerdi diyor anne kapının önünde. Eve girdiğim vakit sofrada yemek yerken annem bana sorar: "Oğlum ne yaptınız okulda bugün? Hocanız ne anlattı?" diye. Hiçbir şey bilmemesine rağmen ilkokul mezunu olan annem orada bana meğersem ders tekrarı yaptırıyormuş. Ve bir gece kalktığımda bir de baktım ki annem kitaplarıma sarılmış hüngür hüngür ağlıyor. İşte diyor ben annem sayesinde şu anda profesör oldum. Bu mertebeye bu dereceye ulaştım diyor hocam. Şimdi baktığımız hocam yani dediğiniz gibi ifade ettiğiniz gibi kıymetini biliyoruz ama iş işten geçmiş olabiliyor iş işten geçmeden onların kıymetini iyi bilmemiz lazım. Şu an saatimiz kaç? 3.44. Muhtemelen anneler mutfakta yemek hazırlıyor. Evet. Çocuklar uyuyor şu anda hocam. Tabii. Yemek hazırladıktan sonra uyandıracak. Getirecek sofraya Bir de beraber sonra uyandıracak. He, evet. boşayarak, ya, boşayarak. İşte ya. fakir, Aman kalk ki aç kalırsın. Bak gündüz zorluk çekersin diye. Evet hocam. Onu ikna ederek kaldıracak. Fakir anne babalar şu anda nasıl hocam? Evde üç kişi yaşıyorsa eğer o evde 4, 3 4 kişi yaşıyorsa ve o eve giren bir tane ekmekse yemeyen anne baba olur. Hı hı. Niye çocuklarım yesin diye. Hı. Çünkü ben onlara bakmakla görevliyim. Ben onların rızkını temin etmekle görevliyim diye düşünür baba. Anne de bütün fedakarlıkların zaten haddi hesabı yok yaptığı fedakarlıkların der ki çocuklarım yesin, onlar büyüsünler, iyi yerlere gelsinler. Ben yemesem de olur. O zaman bir şiir daha okuyalım. Buyur. Okuldan gelince pencerede bekliyor diyor. ya. Evet tabi. hocam. İster akşam olsun. İsten seherde ben eve gelmeden kapanmaz perde. İki yıldız gibi titreşir durur annemin gözleri pencerelerde. Evimizde, yuvamızda, yurdumuzda annemizin gözü, yüreği yıldız gibi parlıyorsa onların kıymetini bilelim ve selam. Eyvallah hocam. Valla. Allah razı olsun. Burada da şimdi tabii biraz daha artık hocam İnfak meselesine doğru evet. girelim. <laughs> evet. Canım annenin infakı da Tabii sevmesi hocam. işte. Yok, hocam, hocam, zaten, buyur. Gitmez zaten tükenmez da. ve karşılıksız veren. Evet. evet. Hiçbir şey beklemeden veren anne. Anne de infaka dair. Evet, ba baba da verir de anne kadar göstermez. <gülüyor> 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 baba da verir. Baba değişik verir. Baba yok oluncaya kadar evlatların arkasında bir dağ gibi durur. Baba yok olunca bir dağın gittiğini gördü. Ya. Ha efendim bir arkadaş da <laughs> maaş almaya yaklaştığı gün bir iki gün kalınca hesaplarını yaparmış. Bakkala şunu vereceğim, kiraya bunu vereceğim, şuraya bunu vereceğim, buraya 200 lira anneme, 200 lira babama diye ayırırmış. Yanındaki arkadaşı demiş ki ya bildiğim kadarıyla senin annen baban vefat etti demiş. Niye bir de onlara parayı? Ya paraya sadece diriler mi muhtaç olur? Ben her aylığı aldığımda anam babamın hayrı için fakir fukaraya bunları veririm. Anneme sevabı gitsin ya. diye, babama <laughs> sevabı gitsin diye. Ölülerin de paraya ihtiyacı var demiş. Evet, evet. Nasıl? infak ile ihtiyacı var. Efendim izin verirseniz köprünün üç ayağına dönmek Tabii, istiyorum. Zengin de İslam'ın aradığı ne? Müslüman olacak. Müslüman olmayandan Allah ibadet istemiyor malumunuz. Namaz da istemiyor, oruç da istemiyor. İyi ya o zaman kafirin işi kolay mı? İşe öyle bakmamak lazım. Okula kaydolan talebeden, öğrenciden, çocuktan yazılı da isterler, sözlü de isterler, imtihana da tabi tuturlar, zil çalmadan geleceksin derler, ödev isterler. Niye? Sonunda alacağı bir diploması var, kapıları açacak bir diploma. Okula kayıt olmayan, mahallede oynayan çocuğun zili de yok, imtihanı da yok efendim. Hiçbir şey ondan istenmez. İstenmez, serbest kalır ama hı hı. sonunda alacağı bir diploması da yoktur. Açılacağı kapısı yoktur. Cenab-ı Allah bütün farzları, ibadetleri Müslümandan istemiş ama sonunda vereceği bir cenneti var. Hı hı. İnanmayan, serbest gibi durur, namaz yok, oruç yok ama alır gideceği bir cenneti de yok. Geldik, Müslüman olacak, akıl bali olacak. Yani bir yetime, bir çocuğa babasından milyonlar düşse, Bülük Çağ'ına erinceye kadar o maldan zekat vermek gerekmez. Müftabih olan, hı hı. fetva verilen kavil budur. Gerekir diyen olmuş ise de İmam-ı Muhammed e, Hanefi mezhebinden, onunla fetva verilmemiş. İkin, 3 akıl bali olacak, Müslüman olacak. Bu kadar isteniyor. Malda istenen şeyler, şartlar ne? İkinci ayak mal verilen. Haram olmayacak. Haram maldan zekat verilmez. Verilse de kabul edilmez. E o zaman haram kazanan ödüllendirilmiş mi oluyor? Hayır. O haramdan kazanmanın tamamı verilmesi gerekecek. Elden çıkması gerekecek. Kırkta birle temizlenmez manasında haram maldan zekat verilmez denir. Haram malla hacca gidilmez. Haram malla umre yapılmaz. Bu anlamda söylenmiş olur. İkincisi zekata tabi olacak. Biraz evvel zekata tabi olmanları söyledik. Zekata tabi olanlar nelerdir? Nakitler. Ticaret için, kazanmak için alınan, satılan ne olursa olsun cinsi. Ev, araba, arsa, kumaş, ayakkabı her neyse bunlar zekata tabi. Zinet eşyaları Hanefi mezhebinde zekata tabi. Şafii mezhebinde zekata tabi değil. Hanefi mezhebinde de altın ve gümüş cinsinden olan ziynet eşyaları zekata tabi Hasan Bey. Yakut, zümrüt, inci gibi diğer ziynet eşyaları zekata tabi değil. Ancak onlarla beraber onları hesap ettiğimizde 81 gram altın değerine ulaşıyorsa veya kişinin ikinci dairesinden dolayı ikinci daire de hesap edilecek tabii ki 81 gramı geçiyor. Bir dükkanı var kirada. 2000 lira kira alıyor, geçiniyor ama dükkanın değeri 81 gramdan fazla. O değerinden zekat vermesi gerekmeyecek ama kendi de zekat alamaz olacak. Hı. Hmm. Arz edebildim evet, mi? Evet hocam. Bütün mal hesaplandığında, bütün menkul gayrimenkul 81 gram altın değerini aşıyorsa zekat alamaz olacak. Ya iki dairemiz var, ikişerden dört bin lira alıyoruz ama geçinemiyoruz. Bize, 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 biraz zekatınızdan yardım edin. Daireyi sat kardeşim. İki daire olmak mecburiyetinde mi yani? Ha, alamayan bir zengin var. Bir de vermesi gereken zengin var. Malın dedik ki üzerinden de bir yıl geçecek. Biraz evvel arz ettim. Bazı kardeşlerimiz diyor ki üstadım İkinci, üçüncü daireden siz hocalar zekat istemiyorsunuz. Sanki biz istiyormuşuz gibi. <gülüyor> <gülüyor> din, din istemiyor. Niye istemiyor? Dedim ki meskeni teşvik var bir. İki, evet. ben deniz bu küçük kitapçıkta oturup hesap yaptım. Değeri 480 bin lira olan bir dairenin değerinden zekat verilecek olsaydı değerli arkadaşlar 12 bin lira zekatı tutuyor. Şimdi bunu kiraya verecek olan daire sahibi ne diyecekti? Ya bin liradan versem tamamı zekata gidecek. İki binden vereyim ki bin lirası da bana kalsın. Biz ne yapmış olacaktık? Zekatı kiracının cebinden çıkarmış olacağız. Halbuki değeriyle zekata tabi değildir. Geliriyle zekata tabi deyince bin liradan verse tamam Allah bereket versin. Ayda bin lira gelirim var diye. Değerinden dediğin zaman kirayı artırmak mecburiyetinde kalacak. Dükkanlar değeriyle zekata tabi dersen dükkanda oturan e, e, dükkanı olmayan insanlar daha fazla kira vermek mecburiyetinde olacak. Zekat verenin kiraları yüksek olacak, müşteri bulamayacak. Zekat vermeyen çabucak müşteriyi bulacak çünkü düşükten verebilir onun zekat diye bir derdi yok. Hele gayrimüslimse zekat diye bir derdi yok, evet. hemen müşteri bulacak. Onun için biz ben diyorum ki konulan hükümleri ayaküstü eleştirmek ve değiştirelim değiştirelim demek yerine niçin böyle konmuş diye hikmetini arayıp ona onu anlayarak uygulamak çok daha kolay olur. Evet. Dedi ki fabrika yaptıysa efendim iş yeri açmıştır, istihdam sahası açmıştır. Değeriyle zekata tabi değildir. Efendim zekatla iki şart, vazgeçilmez iki şartı var değerli arkadaşlar. Birisi niyet, Dille değil kalpten niyet etmek bir zekat verilecek vermeden önce ayırırsa şunları zekat olarak vereyim diye ayırırsa onları her verişte ayrıca niyet etmesine gerek yok ama bütün malın içindeyse her çıkarışta ona niyet etmesi gerekir İkincisi temlik ne demek temlik zekat olarak verilen malın mülkiyeti hı hı. tasarrufu istediği gibi harcama yetkisi fakirin olacak, verilen kişinin olacak. İstifadeye sunmakla zekat verilmez. Benim evde otur, kira verme, zekata sayılır. Evet. Olmaz. Ben sana ödünç para vereyim. Şimdi bazı kardeşlerimiz yine böyle ayaküstü ve kuya akli bir teklif bulduklarını zannederek hükmü değiştirmeye kalkıyorlar. Kardeşim, aklı şeyle hüküm değiştirilmez. Ya fakire zekat verip de onu ezeceğimize ezilmesin, rezzedelenmesin. Ödünç verelim, işini görsün, bize geri getirsin. Mülkiyetine vermedin ki. Temlik etmedin. Ariye ödünç olarak verdin. Şimdi maalesef yeni bir haber duydum. İnşallah yanlıştır. İsmini de vermeyeyim. Milli bir kurum, kurumumuz. <laughs> Çiftçilerden borcu olanların borçlarını zekat fonu temin edeceğiz. Vatandaştan resmen zekat isteyeceğiz. Biz alabiliriz. Ben onu alkışlarım. Resmi kurumlara zekatın alınmasını. Çünkü verilir. Nereye verildiği de belli olur. O da harcadığı yeri belgeyle ispat eder. Evet. Bu güzel. Mesela şu anda Diyanet Vakfımız, Kızılay'ımız, Mehmetçik Vakfımız zekat olarak alıyor ve ben inanıyorum ki Zekat notu ile verilen yardımlar fakire gidiyor. Binaya harcanmaz. Hı hı. Yola harcanmaz. Çeşmeye harcanmaz. Bizzat fakirin kendine verilmesi. Uçak alamazsınız. Zekatla uçak alamazsınız. Ya uçak çok önemli değil mi? Ordumuzun çok büyük ihtiyacı değil mi? O ayrı kardeşim. Bu zekat efendim mutlaka fakire verilecek. Uçağı bağışlarımızla alacağız. Başka şeylerle alacağız. Orada diyor ki. Ziraatla uğraşan her malum son zamanlarda gıda çok önemli olduğu anlaşıldı. Toprakla uğraşmaya mecburuz. Anadolu toprağı bizden şu anda intikam alıyor. Siz beni ihmal ettiniz diyor. Ben de sizi ihmal ediyorum. Ben de efendim. sizi ihmal ederim diyor. Adana'ya geldik, Bursa'ya geldik, İstanbul'a geldik. Köydeki tarlaya eken yok, biçen yok ama orada dua ediyor bize ya. Ben diyor ben bir şeyler vermek için Allah beni yarattı. Siz beni ihmal ediyorsunuz diyor. Peki madem çiftçi de uğraşınca bir kısım borçları oluyor. Biz efendim zekatları toplayalım, çiftçinin borcunu ödeyelim. Böylece ziraatla meşgul olma işi artsın, ürün çoğalsın. Kardeşim çiftçi dediğimiz kardeşin yüz dönüm arsası arazisi varsa dinen zengin sayıldı. Ona biz zekat veremeyiz. Onun borcunu ödünç olarak, karza hasen olarak veririz. Ürününü sattıktan sonra getirir, bize öder. Biz başka borcu olanın borcunu karşılarız. Ama zekatla ödünç verilmez veya zenginden zengin sayılan kişinin gayrimenkulleriyle zengin sayılan bağ, bahçe, dağ, tarla, her neyse değeri toplandığında 81 gram altın ki bugünün parasıyla 72-73 bin lira. Tutan kişi dinen zengin sayılır. Biz ona zekatımızı veremeyiz. Ödünç veririz, geri alırız. Ona da zekata saymayız. Evet hocam. Efendim, e, zey, fakirin borcu ona ondan izin alınmak şartıyla zekattan ödenebilir. Belki de adam kabul etmeyecektir. Bir. Hmm. Ana gerekçe izin alınırsa onun adına vekil olarak ödemiş oluruz. İzin almadan ödersek kendi adımıza ödemiş oluruz. O da sadaka sevabı kazandırır. Evet hocam. Efendim. Bir de menfaat beklenen bir zekat var hocam. Yani... Aman menfaat, zekata karşılık hiçbir menfaat beklenemez. Herhangi bir iş yaptırılıp da onun maaşı zekattan verilemez. Hmm. Kur'an kursumuzda öğretmen, öğretici zekat, şey, maaşını zekattan verelim. Hayır veremezsin çünkü o maaşı o hoca bir mesaisinin karşılığında alıyor. Bahçıvanımız, şoförümüz ya zor geçiniyor. 2000 liralık maaşını üç mü, şimdi kaç, 4500 lira mı oldu hocam? Asgari. Aynen, asgari. Onu 6000'e çıkaralım da 2000'i de zekattan verelim. Diyemezsin çünkü o mesaisine karşılık bunu alıyor. Bir zengin fakire zekatını verdikten sonra pazar günde bizim bahçeye bir uğrasan da orayı bir gözden geçirsen derse büyük yanlış yapmış olur zekatın karşılığında bir menfaat istenmeyecek. Liveçillah. Liveçillah. Sırf Allah, Allah razı için rızası. ve içindeki hakkın olduğunu bilecek. Efendim bir de bugün bütün zengin kardeşlerimiz Ramazan'da zekat vermeye hücum ediyorlar. Evet. Zekat sadece Ramazan'da yapılan bir ibadet değildir. Zekatın sadece Ramazan'da verilmesinin sakıncası ne oluyor? Fakirin evi gıda ıı, paketleriyle doluyor. Üç ay sonra hepsi bitiyor. Fakirin yanına kimse uğramıyor. On bir ay kimse On Dokuz ay diyelim hı hı. kimse uğramıyor. Oysa ki biz ne dedik? Zekat günü belli olsa kimi bir recepte, kimi on muharremde, kimi sekiz zilhicce'de, kimi on, on beş ıı, zil zekat günü geleceği için devamlı zenginlerden fakirlere mal transferi devam edecek. Ayrıca diyelim ki Ramazan'ın 15'ini seçti efendim zekat günü olarak. Evet hocam. 50 bin lira zekat vermesi gerekiyor. Vermesi gereken zekat 50 bin lira. Ya ben bunu götürsem bir fakire versem bazı fakir kardeşlerimiz var. Kısa zamanda verilen parayı harcayıp çıkıyorlar. Ben bunun ev kirasını vereyim. 12 ay devamlı destekleyeyim ya da buna bir kart vereyim. Her ay bin liraya kadar olan ödemen e, harcamanı ben ödeyeceğim. Mutfak böylece dönsün. Mutfak masrafını karşılayayım. Çocuğunun okul masrafını bir yıl boyunca karşılayalım, karşılayayım derse isabetli bir şey yapmış olur. Ancak bir notumuz var. Zekatı gününde ödemediği için, geciktirerek ödediği için tefe tüfe farkını koyacak. Hmm. Fakirin hakkı kalmasın diye geç ödemelerde her ödediğinde ben 15'ini ben 15 Ramazan zekat günü olarak tayin etmiştim o gün verseydim 100 lira vermem gerekiyordu Ağustos'ta verdim 110 lira vermem gerekir rastgele söylüyorum Evet bu farkı da telafi etmesi gerekir seneye yayması caizdir ve güzeldir fakirin de devamlı ihtiyacı giderilmiş olur. Hmm, pay der pay vermesi evet. daha güzel. Hocam siz şimdi yine telefonu ya da kitabı alınca <laughs> önünüze. <Evet. gülüyor> bu konuyla, infakla ilgili Buyurun. bir şiir razı edeyim efendim. Buyurun. Sanma gönül, sanma gönül bu dünyadan derdiğimiz bize kalır. Uyanınca son rüyadan gördüğümüz bize kalır. Sanma gönül bir arada, beden fani, can kirada, cihan içri her burada. Erdiğimiz bize kalır. Sanma gönül bir serenat, şarkısını söyler hayat, zevkü sefa ve saltanat. Sürdüğümüz bize kalır. Umma gönül hepsinden eser kalmaz. Tapusundan, evim diye kapısından girdiğimiz bize kalır. Aman gönül kavgan için insanlarla iyi geçin. Elimizle Allah için verdiğimiz bize kalır. Ya. Evet. Hocam hemen o zaman bir hadis-i şerif. Yanlışım varsa düzeltin. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Hazreti Ayşe annemize bir hayvanın hani işte ne kadarını verdin diye sorunca Ayşe annemiz diyor ki kürek kemiği dışında hepsini dağıttım ya Resulallah. O zaman desene kürek kemiği dışında hepsi Bravo. bizim oldu. Bizim oldu. Ahirete <laughs> o bakış gitti. açısı çok bir, güzel. Bir kürek kemiğini kaybettik buyurdu. Bir de sahabe-i buyurdu ki sizin hanginiz mirasçısının malını kendi malından daha çok sever. Dediler ki ya Resulallah mirasçılarımız bizim akrabalarımız ama insan önce kendi malını sever. <laughs> Peki mallarınızın hangisi sizin hangisi, hangisi mirasçınızın biliyor musunuz? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Sahabinin müthiş sözü. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Allah yolunda harcadıklarınız sizin, harcayamadıklarınız mirasçılarınızın. <laughs> İsteyen kendi malını artırsın, isteyen mirasçılarının malını artırsın. Dünyadayken bir yerden başka yere mal gönderirsek bir naulum dediğimiz nakliye ücreti keserler. Dünyadan ahirete gönderdiğimiz mallardan nakil ücreti yok. Hatta Efendimiz buyuruyor ki yaptığınız hayırlar ahirette size verilirken, dikkat, atın yavrusunun geliştiği gibi geliştirilerek verilir. Hani tavuğun yavrusu da gelişir Değil mi üstadım Başka kuşun yavrusu da gelişir Ama atın yavrusu demiş efendimiz Altı ayda sanki Anasının boyuna çıkar ve at çok insanlar tarafından sevimli bir hayvan evet. Efendimiz o misali vermiş Bir de artırılarak verilir Dedi Efendim Benim bazı notlarım var izin verirseniz Zekat konusunu efendim. anlatmamız lazım Tabii. Bir malın üzerinden bir yıl geçecek dedik de 500 bin lira ile ticaret yapan bir arkadaşımız 10 ay bir iş yapamadı. Senenin dolmasına 2 ay kala bir iş yaptı, 20 bin lira daha kazandı, 520 bin lirası oldu. Şimdi 500 bin liranın zekatını mı verecek? 520 bin liranın mı? Halbuki 20 bin liranın üzerinden daha bir sene geçmedi, henüz 2 ay oldu kazanalı. Zekat gününe ulaştığımızda rakam kaça çıkmış ise onun zekatı beraber verilecek. Her ilavenin üzerinden bir yıl geçme şartı aranmayacak. İki, zekat sadece kar vergisi değildir. Kardan istenen bir şey değil. Yani kazanırsan 40'ta birini ver değil. Hmm. Zarar etsek de vereceğiz. 500 bin lirayla ticaret yapıyorduk, 400'e indik. 400'ün zekatını. 300'e indik, 300'ün zekatını. Nereye kadar? 81 lira altın seviyesine ininceye kadar zekat verilmeye devam edecek. Efendim miras kaldı dedik değil mi? Evet hocam. Bakacak. Zekat gününden bir gün evvel miras gelmişse zekata tabi bir şartla. Önceden kendinin üzerinden bir yıl geçmiş malı var. Hı hı. Zekat mükellefi. Babası vefat etmiş 200 bin lira 300 bin lira da oradan gelmiş. Zekat gününden bir gün evvel geldiyse bu seneki zekata tabi. Zekat gününden bir gün sonra geldiyse gelecek senenin zekatına tabi. O anlamda da zekat gününü belirlemek çok önemli. Efendim, hesap yapıldı. 150 bin lira zekat vermesi gerekiyor. Nakit yok hocam diyor. Biz ticaretle uğraşırız. 3 kuruşumuz olsa 5 kuruşluk borca gireriz. Tabii malımız 10 kuruş. Tamam kardeşim sen evvela zekat borcunu bir tespit et. Sonra bunu ne zaman ödersen biraz evvel söyledim. Biraz evvel nakiti olduğu halde fakiri düşünerek yıl içine yaymasını istemiştik. Hı hı. Şimdi verecek parası yok onun için ileride veriyor. 6 ay sonra vermişsen o farkı koy, enflasyon farkını koy. 6 ay sonra ver, 8 ay sonra veriyorsan 8 ay sonra ver. Hem ben sana daha başka kolaylık sağlayayım. 40 tane dairem var da bunun nakiti zekat olarak elinde yoksa 40 daireden birine evi olmayan fakire ver meseleyi kurtarmış olursun. <laughs> evi olmayan fakire verebilir. Bir insan borçlarını mevcut malından düşebilir. Ama çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kendisi zekata tabi olmayan malın borcu da zekattan düşülmez. Ne demek? Hmm. Elinde 500 bin lira parası var. İkinci bir daire almış, ona da 200 bin lira borcu var. Oturduğu dairenin dışında almış, kiraya vermiş. Evet. O ikinci dairenin borcunu mevcut parasından düşemez. Çünkü dairenin kendisi değeriyle zekata tabi değil ki borcu mevcuttan düşürsün. Üç, elinde 100 bin lira parası var. 120 ay borçlanarak bir ikinci daire almış veya araba almış. Bir yıllık borcunu düşer. 120 aylık borcunu birden elindeki paradan düşemez. Gelecek bir yıl içinde ödeyeceği borçları elindeki paradan düşebilir. Zekat parasıyla bir fakir hacca gönderilemez. Umre'ye gönderilemez. Hayrı olarak gönderebilir bir zengin kardeşim ben seni hacca gönderiyorum. Giden de hacı olur, caizdir. Ancak zekat parasıyla göndermesi doğru değildir. Çünkü hac mecburi zaruri bir ihtiyaç değildir. Büyük sevap olması ayrı bir şey, hı hı. zaruri ihtiyaç olması ayrı bir şeydir. Yani zaruri ihtiyaç olması derken hocam orada zengine farz olan bir ibadet. Hani Tabii. fakire zaruri değildir. Maalesef üzülüyorum. Bazı fakirler gelen bütün zekatları alıyor, biriktirip hacca gittim diye övünüyor. Sen 73 bin liranın üzerine çıkınca zaten hiçbir şeyi kabul etmemen gerekirdi. Çünkü başka fakirlere de sıranın gelmesi gerekiyor. Evet. Hem de bir fakire ne kadar zekat verilebilir? Fakirin elindeki miktar dahil. Ne dedik? Evi var, eşyası var, 35 bin lirada parası var. Biz bir 35 daha verebiliriz. Bizim verdiğimiz de kendi elindeki 81 gram altını geçmesin. Geçtikten sonraki vereceğimizi zengine vermiş oluruz. Diğer fakir kardeşlerimize de sıra gelmesi lazım. Bir malın zekatı kendi cinsinden verilebildiği gibi başka cinsden de verilebilir. Buğdayın zekatı para olarak, arpa olarak, ayakkabı olarak verilebilir. Ayakkabı tüccarı zekatını verirken para olarak, kumaş olarak, çanta olarak, okul malzemesi, kitap defter olarak da verebilir. Efendim zekat deyince sadece e, tüccarların, ticaretle uğraşanların vermesi gereken bir ibadet gibi görünüyor. Toprak ürünlerinin de zekatı var. Ziraatçıların da vermesi gereken zekat var. Hem de ticaret ürünlerine göre biraz da miktarı da fazla. Hı hı. Yağmur suyuyla yetişen ürünlerin zekatı yüzde ondur. Yüzde iki buçuk değil, yüzde ondur. Biz evet. ona öşür diyoruz. Yok, parayla sulanıyorsa yüzde beştir. Yüzde beştir. Efendim bugün gübresi var, başka masrafları var. Onları düştükten sonra geriye kalandan vermek istiyorsak yüzde on. Onları düşmeden topraktan ne elde etmişsek onları vermek istiyorsak yüzde beşten vereceğiz. Toprak ürünlerinde 625 kilo nisap dışıdır. 625'i geçince ve 625 geçtiği zaman üstündekinin zekatı verilecek. Yüzde 10 veya 5'ten. Ama para, zinet eşyası, ticaret eşyası 100 gram altını karşıladığını düşündüğün, düşünelim Hasan Bey. Sadece yukarıdaki 19 değil, 81 gramı geçince tamamının 40'ta biri verilecek. Tamamının 40'ta biri verilecek. Evet. Tek taraflı devam edersek sıkıcı olur. Siz buyurun ben evet. buradaki evet. notlarımı e, ey, Eyvallah. Zekat <laughs> olmasa da. Abi o da şiirin zekatı. <laughs> evet. Şairin zekatı. Şiirin zekatı. Şimdi sanatçılar biraz avcı gibi oluyorlar. Televizyonda Kemal Sayar Bey konuşuyor. Bir cümle söyledi. evet. evet. Yar olmadan var olunmaz dedi ya. ya Baktım şimdi. ki bir bu sıra bu. ...ben televizyonu izlemeye bıraktım... ...aradım bilgisayardan... ...böyle bir şiir var mı yok... ...yazdım tabii yiğidin hakkı yiğide... ...Kemal Bey'e de hitap ettik şiiri... Evet. ...güler yüz... ...yar olmadan var olunmaz... ...güler yüzle selam verip yokluğa... ...yar olmadan... ...var olunmaz efendim... ...nimete şükredip... ...gözü tokluğa... ...yar olmadan var olunmaz efendim. Sözün başka söyler, özün bir başka. Fazla bel bağlama, saraya, köşke. Gül yüzünü sürüp, dergahı aşka. Yar olmadan, var olunmaz efendim. Bin engel, bin tuzak çıkar karşına. Kavgada kalırsın, yalnız başına. Tövbe istiğfarla Son göz yaşına yar olmadan var olun mazependim teslimiyet kesil baştan ayağa İsmail misali eğil bıçağa tohum gibi düşüp kara toprağa yar olmadan var olun mazependim Kaderi ilahi sığmaz tarife ona boyun eğmek düşer arife Mustafa isimli zat-ı şerife hmm. yar olmadan var olunmaz efendim. Felek fırsat vermez ahu emana şimşek çakar, ateş düşer zamana velhasıl sığınıp yüce rahmana yar olmadan yeah. var olunmaz efendim. Yar olmadan var olunmaz. Efendim. Allah'a, efendimiz Aleyhisselam'a yar olmanın bir yolu da vermektir ya. Evet, Verdiğimiz efendim. kadar var oluruz, yar oluruz. Teslim. Ya. Hocam, <laughs> hocam, el karda, gönül yarda evet. gerek buyurmuşlar efendim. Evet hocam. Kazanın. Kazanmak mecburiyetindeyiz. <laughs> Muhannete muhtaç olmamak mecburiyetindeyiz. Çoluğumuzu, çocuğumuzu başkasının eline baktırmamak mecburiyetindeyiz. Ama Bunları yaparken, kazanırken, el kardayken gönlünün de yarda olması gerekir. O, o kişilerdir ki ticaretleri Allah'ı zikirlerine mani değildir. Evet hocam. Evet. Hocamın da ifade ettiği gibi yar olmanın bir şekli de hocam vermek, Elbette. İşte vermenin çeşitlerinden de zekat. Şimdi bitti mi hocam zekat maddeleri devam ediyor. Yok var. Bir devam edelim. He, var. Buyur hocam, hocam, devam edelim. Teneffüse çıktık nasıl? <gülüyor> Teneffüse <gülüyor> devam edelim. <laughs> Efendim dedik ki ev oturduğu evin değerinden zekat vermesi gerekmez hesaplanmaz bile oturduğu ev. ancak kardeşimiz kirada oturuyor bir 300 bin lirası var diyor ki ben bunu ev için biriktiriyorum ev alacağım bunun zekatını verecek mi vermeyecek mi evi alıncaya kadar bunun zekatını verecek alır almaz sonra ev kaç lira bunun belli bir şeyi de yok miktarı da yok 500'e de ev var benim 1 milyona da 5 milyona da ev var Hulasa, para ev için biriktiriliyorsa da zekata tabidir, eve verilinceye kadar. Efendim bir 80 bin liramız var ama araba alacağız, araba için. Onun da ihtiyaç olduğunu kabul ettiniz. Arabayı alıncaya kadar zekata tabi. Hanımla beraber hacca gitmek istiyoruz. Şurada bir hac paramız var, 60-70 bin lira. Bir de hanımın e, ziynet eşyası var. Topladığımızda 80 bin lirayı, 73 bin lirayı 81 gram altını geçiyorsa, hac için biriktiriliyor da olsa zekata tabidir. Dedik mi efendim? Evet hocam. Maaşların zekatları soruluyor bize. Hocam maaşın zekatı nasıl? Kardeşim maaşın zekatı, kiranın zekatı diye ayrı bir şey yok. Bir ailenin bütçesine diyelim, havuza diyelim, çeşitli yerlerden girdiler oluyor değil mi efendim kazançlar evet. Hocam. buradan da harcamalar var gelen geldi maaştan geldi kiradan geldi dükkandan geldi şuradan buradan geldi harcamalar da harcandı efendim geriye zekat gününde kalan neyse onun zekatını vereceğiz Mahiriz Hoca hocam ha? kökten çözüyor olayı Mahiriz hocamız şöyle bir uygulama yaparmış aldığı her maaşın kırkta birini verilmiş hocam şimdi bakınız bir iş, bir yapılan bir işin güzelliği ayrı. Hı hı. Mecburiliği ayrı. Hukuk. Evet. Hukukunu anlat. Hukukunu anlatmıyor hocam. Vermesi gerekmez. Tabii Verirse maaşının yarısını da verse Allah kabul etsin deriz. <laughs> Biz o ayrı. Tabii tabii. Ama işin hukuku başta dedim ya Üstad da işaret hukuk dersi anlatıyor gibi anlatmak mecburiyetindeyiz. Bütçeye giren, bütçeden çıkan, geride kalan zekat günü ne kaldıysa onu verecek. Efendim Haram, fakirin borçlarını ondan izin alarak ödeyebiliriz dedik değil mi Hı, efendim? Evet hocam. Ama o borç haramdan doğmuşsa ödeyemeyiz zekatla. Adamın işki borcu var, kumar borcu var. Biz onu zekatla ödeyemeyiz. Bak şu bundan farklı. Hocam ben zekatı vereceğim ama bu adam işkiye götürüp verecek. Verebilir. Sen onu bak onu verirsin o götürüp verebilir. Z İçkiden doğan borcunu sen zekatınla ödeyemezsin. İkisi arasında fark var. Hanımına ver canım. Hanımına ver. Allah Çocuğum razı olsun. Bülü'ye evet. ermiş. Paranın kıymetini bilen çocuğuna ver. Bülü'den küçük çocuğa zekat evet. verilmez. Arz edebildim mi? Evet. Evinin kirasını öde. Biraz evvel söyledim. Marketten her ay bin lira bin beş yüz lira sınır koy onu öde. Efendim. Bir de kendine verdikten sonra. Nasıl yaparsa tasarruf ona ait olacak. Burada, burada e, efendim bir şey daha var. Bismillahirrahmanirrahim. Fakirin, dedik ya üç ayağı var. Evet. Veren zengin, verilen mal fakir. Müslüman olması şart ve kafidir. Şart diyoruz gayrimüslime zekat verilmez. Kafi diyoruz ya fakir ama namaz kılmıyor. Fakir ama oruç tutmuyor. Müslüman mı kardeşim? Evet. Müslüman. Verdiğin zaman zekatın geçerli. O diğer işlerinin hesabını Allah'a kendisi verir. Kendisi verir. <laughs> Aa ben namaz kılan fakire vermek istiyorum. Bu da senin tercih hakkın. Evet. Tercih hakkına bir şey diyemeyiz. Ama fetva olarak sorduğunda namazı kılmayan, orucu hatta orucu tutmayan Müslüman şeye de e, fakire de zekat verilmesi caizdir. Burada aklıma gelmişken parantez arz edeyim. Bazı gençlerimiz var orucu tutuyor namazı kılmıyor. Yaşlıların onlara iki yanlış tutumunu görüyorum ben. Nedir o iki yanlış? Bir, oğlum sen namazı kılmıyorsun orucu da boşuna tutma. ne diyor? <laughs> Tuttu yaptığı işi de terk ettirecek. Evet. Bu, bu akıl karı değil. İkinci yanlış Allah razı olsun. Orucu tutuyorsun ya bugünün en iyi genci sensin. Allah seni cennete koy. Dur kardeşim namazı kılmamasını sen onaylamış oluyorsun. Bunun doğrusu ne? Allah senden razı olsun. Bak orucu tutuyorsun ne kadar güzel. Bir de namazı kılsan mükemmel olacak. Sabahtan akşama kadar oruç tutuyorsun bir farzı yerine getiriyorsun. Günde bir saatini daha ayırsan abdestiyle beraber beş vakit namaz bir saat tutuyormuş Hasan Bey. Bir saatin ayırsan yerine yattığın zaman altı tane farzı yerine getirmiş olarak yatacaksın ya. kardeş. Ya <laughs> şu bir saati esirgeme. Doğru davranış budur. Sakinizle hocam buyur, buyur. bu ara çok kullanılıyor bu. Ha. Bir e, iyiliği överken başka iyiliği küçültme. Ha. Olmaz. Evet. Ya namaz kılmıyorsun orucu niye tutuyorsun? Ne Ol, faydası evet. var? Çok affedersin eskilerden. Dün hatunla konuştuk hatta. Şöyle derlerdi. Hayvanı bile bağlasan, yendirmesen evet. aç kalır. Ya öyle değil kardeş. Orucu tutuyor mu? Tutuyor. O, hocamızın dediği gibi. Allah senden razı ha. olsun. Sen ne güzel insansın. Vallahi namazı da kılsan daha güzel olur. Yani Biken bugün oruçla başlar. Hocam yarın namazı da kılar. İki şey burada e, bak bize bu hakkı değil mi? Femen ya'men mitgâle zerratın hayran yara. Cenab-ı Allah ne buyurmuş? Zerre kadar hayır yapan faydasını verir. Evet, e bu adam oruç tutuyor sabahtan akşama kadar kardeşim. Boşuna tutma deme hakkını nereden alacaksın? Evet bu yanlış ama oruç tutuyorsun ya bravo tamam başka bir şey yapmana gerek yok deme kardeşim. Yani. Bu, evet, bu yetkiyi evet. de vermezler sana. Hocam ara vaktimiz gelmiş. Gelmiş Or mi? Gelmiş hocam evet. Şimdi biz bir... Bundan sonra tekrar beraber olacak mıyız? İnşallah aradan sonra ha, olacağız. Şimdi Peki. Ahmet Hakkı Turabi hocamızla biz bir konser çektik. Tasavvuf tamam. konseri hocam. Tamam. Ahmet Hakkı Turabi hocamızla da buradan selam edelim. Seyircilerimizle o konser, konserle baş başa bırakalım hocam Tamam efendim, baş üstü Evet seyircilerimiz kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız. you Mekki Ali yani nuru tasar alsunu refala iysey Allah'a bekki Ali Allah Azim Allah Ebu alemin şeyden illa Ali Ali Allah Azim Asim hatırım hemen senin Senin işte destekim Bir fail seyyid ahmetim Halim Allah, azim Allah Ebul alem eyşe yeminillah Halim, halim Allah, azim azim Allah Efendim sahur sevinci tüm hızıyla devam ediyor. Mustafa Akgül hocam başka bir programa yetişmesi gerektiği için aramızdan ayrıldı. Besami Yazgan hocamla birlikte devam ediyoruz sohbetimize. Kıymetli hocam şimdi Mustafa Akgül hocam ara vermeden önce zekatı detaylıca anlattı bir sene. Evet, Artık dedi ki bir hukuk dersi gibi anlatılması i̇şte lazım. İstediğiz olduk. Gerçekten. Allah razı olsun. bazı şeyler de öğrendik. Evet hocam hukuk sistemi hukuk dersi gibi bize anlattı onu. Yani bazı konuları Hasan Basri Bey işin ehli anlatması lazım tartışılacaksa da ehli ehliyle tartışacak. Evet. Öyle hocam. benim aklıma göre böyle olmuyor yani. <laughs> çok doğru hocam. Tabii şimdi bir de sadaka dediğimiz bir ibadet var. İşte nafile bir ibadet. Zekattan farklı hocam. Mesela dedi evet. ki zekatta riya olmaz. Ama sadaka nafile bir ibadet olduğu için buna riya olur. Ki Osmanlı Devleti de çok güzel bir hassasiyet yapmış. Sadaka iş. Evet. Öyle bir hassasiyet ki hocam. Oraya kimin elini koyup bir para koyduğu, kimin de oradan bir para aldığı belli olmuyor. Evet. Hafif çukurumsu bir şekilde insanlar elini şu şekilde sokuyor. Şimdi hocam baktığımızda böyle bir hassasiyet var Osmanlı devletinde, geleneğinde. Mesela bu hassasiyetten biz bugün o sadakanın nasıl verilmesi gerektiğini öğrenebilir miyiz? İşte atalarımız güzel söylemişler. Allah onlardan razı olsun. Salin verdiğini Sol el görmemeli, duymamalı demişler. Hatta e, medeniyet dediğimiz şey, o sadaka taşları var ya, kuş yuvaları var camilerimizde yapılmış, kuş evleri evet. var. İşte medeniyet böyle oluşuyor. E, İslam'ın güzelliği, farklılığı somut hale gelmiş oluyor. Dolayısıyla e, sadakanın ayrı bir yeri olması gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselam da buyurmuştu. Az sadaka çok belayı savar şeklinde. Bunun yeni nesillere de aktarılması gerekiyor. Şimdi Ramazan'dayız ya. Çocukluğunla ilgili ne hatırlarsın dersen. Bak hatırladığım bir iki şeyi anlatayım. Lütfen. Size. İftara yakın iki tane komşu vardı. Fakir bir hanımefendi tek bir de beyefendi, Şükriye teyze, Hasan dayı derdik. Onlara yemek gönderilirdi. Kimlerle? Çocuklarla gönderilirdi. Biz götürürdük. Başka bir hatıra daha. Ramazanda köydeydik çocukluğumuzda. Hafız vardı bir tane. İftara yakın gelir, ilahi söyleyerek sokakta gezerdi. Rahmetli babam küçük kardeşimle acizi gönderirdi. Sesi belli. Hafızın sesi geliyor. Gider bulurduk. Bir elinden kardeşim, gözü de görme engelliydi hafızımız. Bir elinden kardeşim, bir elinden aciz tutar eve getirirdik. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Büyüdük, şehre göçtük. Şehirde evimiz oldu. Kardeşim de karşı karşıyaydı. Evlerimiz aynı. Hafız Osmaniye'de de geziyordu. Hemen ben kendi evladıma, oğluma diyordum. Oğlum git hafızı getir. Kardeşim de kendi evladına diyordu. Kimin evladı önce yakalarsa hafızı onun evine geliyordu. Bizim oğlan yakalarsa bize, kardeşimle oğul önce gittiyse onlara gidiyordu. Bu bakımdan Ramazan'da güzel hatıralar biriktirmemiz gerekiyor. Çocuklarımızla ilgili Yarın onlar devam ettirsin diye. Şunu da uyguluyorum acizane. Torunlarım eğer bizdeyse Cuma günü ise erkek torunlarla namaza beraber gidiyoruz. Efendim çıkarken ikisine de ayrı ayrı para veriyorum. Ahirete intikal eden geçmişlerimize hediye gönderelim evladım. Aslında kendime yatırım yapıyorum. Yarın bir gün ben gittiğimde Torunlarım onu hatırlayacak, dedeme hediye göndereyim diye verecek. Hocam da zaten bahsetti. Ee, sadece bankalar arası para transferi yapılmaz. Ahirete de gönderilir diye. Ee, on, o bakımdan sadaka önemli. Niyeti de şöyle yapsak güzel olur. Cümle geçmişlerimiz için gelmiş ve gelecek cümle Müslümanların ruhları ve ruhaniyetleri için diye evet. göndersek çok karlı bir yatırım yapılır. Yani milyarlarca kişiye gönderiyoruz. E her birine bir birim gidecek. Evet. Mevla'mız herhalde artırır. Herhaldedir artırır. Tabii Herkese bir pay verecek. Dolayısıyla bizim sadaka milyarlara katlanmış olur. En azı on katına da. Mevla isterse böyle bir katkıda yapabiliriz. Allah'ı seviyoruz biz. Bizi kulluğa kabul ettiği için. Ama Hasan Basri Bey şu nimetler de yok mu yani? Neler vermiş bize? Önce hayat vermiş. Evet. El vermiş, ayak vermiş, göz vermiş, eş vermiş, yuva vermiş, çocuklar vermiş. Bu nimetler için de ayrıca şükrümüz artmıyor mu? Artıyor tabii ki. Evet. Allah'ın özelliği bu vermek. Cömertlerin en cömerti kendi özelliğini kullarında görürse bu Mevlamızı memnun etmez mi? Ya hem de nasıl hocam? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı seviyoruz. Niye seviyoruz? Ya hayatını vermiş bizim için. Zorluklara katlanmış, işkencelere katlanmış, gece gündüz çalışmış, aç kalmış, karnına taş bağlamış. Kur'an'ı, İslam'ı bize ulaştırabilmek için. Taşlanmış, efendim bu nimeti bize bulaştırmış. Bize bir şeyler vermiş. O zaman biz de onun verdiği gibi imkanımız olduğu ölçüde az veren candan çok veren maldan diyor ya evet, hocam. atalarımız. Ne gücümüz yetiyorsa versek onun sünnetini uygulamış olmaz mıyız? Yani Müslüman olmak, kul olmak efendim hatta insan olmak vermeye bağlı diye düşünüyorum. Evet hocam. Ee, Yunus Emre'mizin güzel bir dörtlüğü var. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk, mülk de. de yalan. Var biraz da sen. sen o yalan diyor Yunus Emre. Doğru söylüyor zahiri olarak ama aciz bir yorum getiriyorum. <laughs> evet mal mülk yalan olur. Fakat Allah rızası için verdiğimiz mal yalan olur mu? Hayır. Olmaz. Allah rızası için harcadığımız zaman ki en hızlı geçen yalan olur mu? Olmaz. Dolayısıyla bizim en samimi dostlarımız, çocuklarımız, eşimiz bile mezarlığa kadar geliyor. Arkadaş biz de öyle yaptık annemizi, babamızı. Allah rahmet eylesin. Mezara koyuyoruz. Bir iki dakika fazla duruyor durmuyor. Çekiyor gidiyor. Bazı şeyler var Hasan Basri Bey bizimle mezara giren dostlar var. Ölmeden önce bu dostları çoğaltmamız lazım ya. Evet hocam. İşte namaz kılmak bunlardan biri, oruç tutmak bunlardan biri, Allah rızası için sadaka vermek de bunlardan biri. Diye evet hocam. Düşünüyorum. Ecdadımız da hocam çok güzel gelenekleri var gerçekten. İşte diş kirası var mesela. Oo çok güzel. değil mi? Müthiş bir şey. Gelen misafirler işte yemek yiyorlar. Onlara ikramda bulunuyor ev sahipleri. Yemekleri yedikten sonra bir de diyorlar ki çok hassas hocam. Bu noktayı özellikle dinlemelerini istiyorum seyircilerimizin. Bizim ikramlarımızı yerken dişleriniz yoruldu. Bu da diş kiramız. Bu da Şimdi ayrı bir güzel İfadeye bakar mısınız hocam? Müthiş bir şey evet. ya bu. Yani Dişleriniz yoruldu. Bu, bu bizim diş kiramız. Her varlık incelikten kırılır. İnsan kabalıktan kırılır. O incelik ne kadar güzel bir incelik işte. Diş kirası olacak. Hı hı. Ne kadar zarif bir davranış. Sohbetin başında da söyledik. Mevlamız emrediyor zamana. Ramazan gelince bahar ol diyor. Zamanın baharı. Ama onu güzelleştirmek, onu daha verimli hale getirmek de bizim elimizde. Mevla nasıl Ramazan'ı, Ramazan'da zamanı bizim için güzelleştirdiyse biz de iftarımızı diş kirasıyla Güzellik. güzelleştirebiliriz. Unutulmayan bir hatıra yine biriktirebiliriz diye düşünüyorum. Bir de hocam zimam defteri var mesela. O da yine müthiş bir hassasiyet. Ramazan-ı Şerif'te gelince zengin olanlar gider bir bakkala. işte orada fakir olanların Hesabını öder. Zimam defteri dediğimiz veresiye defteri. Evet. De, şu da var. Defteri alır, ödeyince tutar, yırtar atar. Yani defter orada bırakılmaz. Evet. Alır, yırtar atar. Kimin ödediği belli değil. Fakir gelir ki işte bir şey alır, zimam defterini yaz. Sizin zimam defteriniz yok. Hesabınız kapanmış. İşte kim ödedi bilmiyorum. Şimdi burada mesela tanımadığı bir kişiyle arasında müthiş bir gönül bağı oluyor. Düşünün. Tanımadığı mi? bir kişiye yardım ederek... Mevla'nın kendisini kul olarak tanımasını sağlamış oluyor. Eee. Yani Allah her şeyi bilir ve görür. Biz bakıyoruz böyle gökyüzüne baktığımızda yıldızları görüyoruz. Teleskopla bakınca daha fazla görüyoruz. E kimse bilmese de, hayır yaptığımız kişi bilmese de Mevla'mız bizi biliyor. Evet. Bir yıldız gibi hani namaz kılanlar alınlardaki yüzlerindeki nurdan tanınıyor ya böyle ihtiyacı olanlara yardım edenler hele de bilmeden görmeden yardım edenler de aynı onun gibi Allah'ın huzuruna vardığımızda e, alnındaki güzellikten iyilikten parlar. Şimdi mahşer için şöyle bir şey anlatıyorlar. Hasan Basri Bey. Güneş bir mızrak boyu inecekmiş anne evlattan kaçacakmış. Evet. O zaman ne diyeceğiz Herhalde şöyle. Medet Allah'ım, medet Allah'ım diyeceğiz. Bu burada dursun. Biz dünyada medet diyene yardım edersek aciz bir kul olarak o mahşer günü biz medet dediğimizde cömertlerin en cömerti olan Allah bizi boş çevirir mi? Ya. Yeah. Ya herkes akıllı olsun. Yatırım yapsın yatırım. Dünyadaki yatırım dünyada kalıyor. Manevi yatırım vallahi çok karlı bir yatırım diye düşünüyorum. Hocam burada şu da önemli. Şimdi ayet-i kerime var. Münafıkun suresi 10. ayet-i kerime. Herhangi birinize ölüm gelip de ey Rabbim beni yakın bir zamana kadar ertele de bütün malımı senin yolunda harcayayım. demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Şimdi çok önemli bir şey hocam. Evet. ifade ettiğiniz gibi. İşte medet Allah'ım demeye yüzümüz olsun. Evet. Kıyamet günü. Hazreti Ali radıyallahu anh da öyle buyuruyordu ya. Hiç ölmek istemiyorsanız ölümsüz bir eser bırakınız. Hiç ölmek istemiyorsan işte Allah rızası için bir. Hani bir insan ölünce amel defteri kapanıyor. Evet. Ağaç dikenler müstesna. Sadaka cariye yaptıranlar müstesna. Bir cami, bir hastane, köprü, okul yaptırdım. O bina ayakta durduğu müddetçe sana sevap geliyor. Bazen camide para toplayınca insanlar şöyle diyor. Ya her cuma her cuma arkadaş acizane ben mutlu oluyorum. Ya ne kadar güzel. Bir şeyler veriyoruz işte her toplanmada. Bir toplanmasa vermeyeceğiz. Hayır yapmama vesile oluyor. Bir de zorla almıyorlar ya. Sen istiyorsan veriyorsun istemiyorsun çekip gidiyorsun. Müslüman, niye bunun lafını ediyorsun? Bu bakımdan da e, yatırım yapmamız lazım. Hele de böyle sadaka cari olan cami, okul, köprü, hastane. Şimdi gide mesela hayırlı evlat yetiştirenler. Adizane bir kıyas yapıyorum Hasan Basri Bey. 38 yıl öğretmenlik yaptım. Ya buna inşallah hayırlı öğrenci yetiştirenler de dahildir diyorum. İnşallah. Şimdi gideceğiz öbür dünyaya etrafımızdan ateşler gelecek bakacağız ki böyle yağmur yağıyor gibi e, nur yağıyor ve ateşler sönüyor bu ne diye soracağız işte filan camiye bir yardımda bulunmuştum bu onun sevabı bir de şöyle bir şey de yapıyorum Hasan Basri Bey aciz kendimi kurtarma yolu öğretmenlik yaptık bilerek geç kalmadım ama kardeşim bir dakika iki dakika Geç kaldığım oldu mu? Oldu. Öğrenci bir soru sordu. İdareden biri geldi. Bir veli geldi. Kendimi temizlemeye çalışıyorum. Ya Rabbi önce devlet hakkı geçtiyse bunu onun yerine say. Sonra bilerek kul hakkı da geçirmedim. Bir kişinin hakkı geçti bilerek. Gömlek satmaya gelmişlerdi okula. 3 gömlek 20 lira. 10 lira vardı. Virabi dedi al üç tane dedi. Ben yine gelirim dedi. Adam gelmedi. Bir daha. Tembih ettim herkese. Hademe'ye, idareciye, öğretmene gelmedi. Acize götürdü. Adamın hayrına bir kuruma bağışladım. Şöyle umuyorum. Yine o mahşer günü. Adam canının derdindeyken bir tepsi içinde adama bir ikramda bulunacak. Bu ne diyecek adam? Ya bir gömlek satmıştın filan kişiye. Senin hayrı sana ait olmak üzere bir hayır kurumuna vermişti. Bu onun karşılığı. Adam şöyle demez mi Hasan Bey? Allah razı olsun. ya şey mahşer günü. <laughs> evet. Aciz kurtulacağım o. Devlet de çok hakkı da çok tehlikeli gerçekten. 85 milyon. Evet. Onlara da bir pay gidecek. Onlar da diyecek. O mahşer gününde Allah razı olsun. Böylece kendimizi kurtarmış olacağız. Ki hepimizin de devlete de borcu var. İnsanların da hakkı geçmiş olabilir. Mümkünse bizzat vermek lazım. Ama değilse de e, hayır kurumlarına bağışlayarak sevabını onlara göndermekte fayda var. Yine çok sevdiğim evet. birisiyle ilgili biri anlattı. Bana şöyle şöyle haksızlık yaptı dedi. Sosyal medyadan gönderdi. Onun için de bir hayır yaptım ve gönderdim manevi makamına. E, Gittiğinde onu görsün de o sevdiğim kişi hakkını helal eder ümidiyle. Tabi bunlar ümit. Evet hocam. Allah Allah kabul etsin. Evet. Hocam padişahlar her zafer kazandıktan sonra bir cami yaptırırlarmış. Evet. İşte şükrünü eda edermiş. Hani ben bu zaferi kazandım. Şükrümü hemen eda etmem lazım. Bir cami yaptırırmış. Şimdi Kudüs Müzesi'nde Hürrem Sultan vakfiyesinin ne kadar fakire yemek dağıttığına dair bir tablo var. O tabloda şu hassasiyet var isim yazmıyor. Rakam yazıyor hocam. Hmm. Yani fakir kişi geliyor. Bir numaralı fakir. Gelip yemeğini alıyor. Ondan sonra o bir numaranın yanına artı işareti koyuyorlar. O kişi gidiyor. Gelen fakirin ismine veren kim? Hiç bilinmiyor hocam. Hmm. Kimse mahcup olmasın diye. Şimdi hassasiyete bakabilir misiniz hocam? İşte sadaka taşındaki aynı hassasiyet. Hmm. Yine başka camilerde Mesela Yeşil Cami var Bursa'da, Muradiye Cami var. O camilerde şöyle bir mimari yapısı vardır caminin. Basamaklar vardır caminin içine girenler bilir camiye gidenler. Şimdi o basamakların alt taraflarında da böyle küçük yerler vardır hocam. Camiye giren zengin o küçük yere malı koyar camiden çıkar. Gelen ihtiyaç sahibi oradan ne kadar ihtiyacı varsa alır çıkar. Kimse kimseyi görmez. Böyle bir hassasiyet var. Bu aynı şekilde çeşmelerde dahi düşünülmüş bir hassasiyet. Çeşmelerde de Osmanlı Devleti'nde yaptırılan çeşmelere bakın. Orada da etrafında hafif böyle küçük yerler vardır. İşte ihtiyaç sahibinin ihtiyacını görecek kadar altın koymak için hocam. Ama şu da var hocam. İhtiyaç sahibi olan kimse de ihtiyacı kadar alır oradan. Evet. Hepsini almaz. Mesela Osmanlı Devleti'nde yanlış hatırlamıyorsam Fatih Sultan Mehmet döneminde bir kese altın ağaca asılmış ve ağaçta altı ay kaldığı biliniyor. Kimse almıyor. Kimse almıyor. Niye? Çünkü kimsenin ihtiyacı yok. İhtiyacı olan alıyor. Burada da ihtiyaç sahibinin işte ihtiyacını giderecek kadar alması da önemli bir hassasiyet. O ruh olgunluğuna erişirsek Allah bizi yüceltir. İşte İstanbul'u fethetmeyi nasip ediyor. O ruh enginliği olmasa olmazdı. Ya. O gitmeden önce hani İslam'ın fethine gitmeden önce Esnafla dolaşması da var Fatih Sultan Mehmet Han'ın Bir yerden geldi. alışveriş yapıyor İkincisini istiyor öbür tarafa gönderiyor O öbürüne gönderiyor O olgunluğa erişmemiz lazım Dünya mutluluğu içinde Ahiret mutluluğu içinde Başarı içinde Yani başarıyı veren de Allah'tır biraz önce bahsettik Anne baba duası Önemli Allah'ın rızası Önemli. Ondan sonra yolun açılıyor. Hiç ummadığın yerden güzel rızıklar geliyor. Yüce Mevla bizleri lütuf ve keremine layık eylesin. Amin. Efendim bizleri sevdiği için Ramazan'ı ihsan eylemiş. Bizleri sevdiği için Kadir gecesini, mübarek Kadir gecesini ihsan eylemiş. Biz de elhamdülillah diyoruz. İşte bu kulluğa da layık olmak, bu nimetlere de layık olmak bizim kulluk görevimiz evet, diye düşünüyorum. Evet hocam ezanı Muhammediye şu an 3-4 dakika var. Şimdi sizden bir dua istirham ediyoruz ama şunu da belirteyim hocam. Şimdi sağ elinin verdiğini sol el görmeyecek kadar gizli vermek diyoruz ya sadakada. Evet. İşte bu çok önemli bir husus. Şu anda mesela kişi veriyor, pat sosyal medyaya paylaş. Fotoğraf çekin, paylaş. Fotoğraf çekin, paylaş. Verirken şimdi bu Bizim medeniyetimize, kültürümüze, dinimize has bir şey değil. Bu tamamen modern kültürde. İşte bak ben iyilik yapıyorum, işte bak ben şunu yapıyorum deyip insanların gözüne tabiri caizse gözüne sokma anlamına geliyor. Tabii orada şahısların paylaşması doğru değil ama e, kurumların, kurumların paylaşması yani bak biz bunları yapıyoruz yardım edin siz de buna ortak olun anlamında belki mahsur olmayabilir ama ona da ehli söylesin bir şair söylememiş olsun. Eyvallah. Bir şair gibi. <laughs> hocam Allah razı olsun. Ben seyircilerimizle vedalaşayım. Tamam. ezan Ezanı Muhammediye sizin duanızla gideceğiz inşallah. Tamam. Bu, geldiğiniz, teşrif ettiniz. Allah sizden razı olsun hocam. Sağ olun. Ağazınıza bir güzelliğe bizi ortak ettiniz. Allah razı Çok olsun. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli seyircilerimiz 5. sahurda sahur sevincini, heyecanını sizlerin sofranıza misafir olarak hep birlikte yaşadık. Rabbim sizden razı olsun. Şimdi Bessami hocamdan kısa bir dua alacağız. Arkasından ezanı Muhammediye'ye gideceğiz. Efendim Rabbim tuttuğunuz tutacağınız oruçları dergahı izzetinde kabul eylesin. Ramazan-ı Şerif mübarek vakitler, dua vakitleri bizleri de duanızdan eksik etmeyin. Ramazan boyunca da Allah nasip ederse saatlerimiz iki buçuğu gösterdiğinde sahur sevincinde sizlerle birlikte olacağız. Şimdi hocamın duasına el açıp amin diyelim. Amin. Topla bizi Allah'ım. Fırtınada kalmışız. Topla bizi Allah'ım. Amin. Darmadağın olmuşuz. Topla bizi Allah'ım. Amin. Düz yolda şaşar olduk. Sınırı aşar olduk. Beyhude yaşar olduk. Topla bizi Allah'ım. Amin. Çıktık hak siperinden. Can kırıldı derinden. Oynadı yer yerinden. Topla bizi Allah'ım. Amin. Hep belada başımız. Sel oldu gözyaşımız. Bitmiyor telaşımız. Topla bizi Allah'ım. Amin. Kur'an'ın mihverinde, sünnetin cevherinde, bir Kabe seherinde. Topla bizi Allah'ım. Amin. Yazıldı fermanımız, savruldu harmanımız, kalmadı dermanımız. Topla bizi Allah'ım. Amin. Rahmeti dolup taşan sensin. Sen azimüşşan olduk, perme perişan. Topla bizi. Allah. Amin. Ramazana ulaştırdığına göre Mevlamız ilk 10 günü rahmetle, ortada mağfiretle, son 10 günü de inşallah cehennemden azal edip cennetle bizi müjdeleyecek. Demek ki toplayacak inşallah bizler. Amin inşallah. Allahu ekber Allahu ekber. Allahu ekber. Allah اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان أشهد أن محمد رسول